Gençler selam. Hoş geldiniz. Herkes Antony beklerken Antony'nin babasını aldık arkadaşlar. Abisini aldık. Lukaku'yu aldık. Yeni forvetimiz Romelu Lukaku oldu. İlk önce transferin detaylarına bir bakalım. 25 milyon euro bir transfer listesi fırsatı diyebilirim. 31 yaşında. Evet yaşı var. Ama arkadaşlar biliyorsunuz çok gol kaçırıyoruz. Böyle bir tecrübeli forvete de ihtiyacımız olduğumuzu düşündük. Çok kritik bir video oynayacağız. Hatta Antony'cilerle nasıl diyeyim bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum. Biraz ortalık kalabalıklaşsın. Bir anlaşma önereceğim onlara. Bakalım bu yolun sonu nereye gidecek? Romelu Lukaku 25 milyon euro verdik. Senelik çok para verdik arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Senelik kendisine tam 15 milyon 600 bin euro veriyoruz. Hakikaten çok para veriyoruz ama profil çok iyi. Hakikaten çok iyi. Biz tek forvet oynayan bir takımız. Orada pivot santrofor oynar, komple forvet oynar. Çalışkan forvet her mevkide oynayabilecek bir oyuncudur Romelu Lukaku. 31 yaşında bize geldi. 1.91 boyunda bir transfer gelişmesi daha var. O da hep yakındığımız stoper transferi arkadaşlar. O da bir transfer listesinden. O da veteran bir oyuncu. Orada da arkadaşlar John Stones, evet Manchester City'nin İngiliz pasör stoper oyuncusu. 52 milyon euro arkadaşlar. O da bir transfer listesinden 25 milyon euro. Keş geri kalan kısmını da taksitli olmak üzere 52 milyon euro verdik. Yani Ocak transfer döneminde şu ana kadar kasamızdan total çıkan net para yaklaşık 50 milyon euroya yakın oldu. Başka transfer düşünmüyorum. Fırsat transferi çıkarsa değerlendiririz. 30 yaşındaki oyuncunun özelliklerine baktığımız zaman tecrübe arıyorduk. Savunmada çok sıkıntı yaşıyorduk. Pasör bir oyuncu olması çok avantajlı. Teknik 15, pas 16, ilk kontrol 14. Hoş geldiniz gençler. Eyvallah, sağ olun. Fiziksel özellikleri de iyi. Direkt Milankovic'in yerine koyacağız arkadaşlar. Ona da senelik 13 milyon euro veriyoruz. Evet, iyi paralar veriyoruz. Ama bu video bizim için çok kritik arkadaşlar. Takımıma açıkçası güveniyorum. O yüzden videonun biraz önce dediğim gibi Antonicilerle bir anlaşma yoluna gitmeye çalışacağız. Şöyle fikstüre baktığımız zaman geçtiğimiz video hakikaten iyiydi bizim için. Bir Arsenal deplasmanı hezimeti oldu. 5-2. Onun dışında Real Madrid'de bir berabere kaldık ki çok eksiğimiz vardı. United deplasmanında 2-0'lık galibiyet. Liverpool deplasmanında 3-2'den dönüş 4-3. Villarreal'i 3-0, Inter'i 4-0'la geçtik. Ben arada bir Pontevedra maçı oynadım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi ikinci tur çok önemli bir maç değildi. Kazandık. 4-3 kazandık. Uzatmalarda kazandık. Fofana, Ekiroğlu ve Muhammed Diomande golleriyle kazandık ama istatistiklere bakar mısınız? Yani diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Bu maç nasıl uzatmaya gitti? 38 şut, 16 isabet, 5.85 gol beklentimiz vardı. Rakibin 12 şut, 9 isabet, 1.13 gol beklentisi. Yani istatistiklere baktığın zaman bu maç 5-1 biter. Hani olsun olsun 5-2, 5-3 dersin ama uzatmalarda zor geçtik rakibi. Şimdi neyle başlayacağız? Leipzig maçıyla başlayacağız. 16. sıradalar. Barcelona ile devam edeceğiz. Sivas'la oynayacağız Şampiyonlar Ligi 3. tur. Bizim için bir dinlenme, rotasyon şansı. Chelsea deplasmanı, Paris Saint-Germain'i ağırlayıp Porto'yu ağırlayacağız arkadaşlar. Abi Livakovic için denecek bir şey yok ya. Müthiş kaleci. Müthiş kaleci. Hala niye Zagreb'te? Orası tartışılmalı bence. Yani menajerinde sıkıntı var. Bence net menajerinde sıkıntı var, öyle diyelim. Lig puan tablosuna baktığımızda ise an itibariyle lig puan tablosunda 8. sıradayız arkadaşlar. Kötü bir durumda kesinlikle değiliz. Ve eksik maçımızı, 20. hafta maçımızı kazandığımızda 33 puanla Real Madrid'i takip edeceğiz gibi gözüküyor. İnşallah iyi bir galibiyet alacağız Leipzig karşısında. Evet, Leipzig maçına geçiyoruz. Ciddi eksikliklerimiz de var. Sakat oyuncularımız var. Fernandes, Ricky ve Mitrovic sakat. Valentin Gomez'in hafif sakatlığı var. Yeni transferler Stones ve Lukaku'yu bu karşılaşmada o ilk 11'e geri atacağız. Zaniolo'yu dinlendiriyorum sarı kart sınırında arkadaşlar. Önümüzdeki Barcelona maçında sahada olmasını istiyorum. Onun yerine Fofana başlayacağız. Zakaryan geri geldi. Evet ya, vallahi enteresan ya. Milan yani şu takımla bu ligde Milan'ın lider olması hakikaten enteresan dostlar. Hakikaten enteresan. Bayern, Barcelona falan normal ama Tottenham ve Milan bence oldukça sürpriz yapmışlar. Alt tarafta gayet normal. Alt tarafta bir Manchester United bence kötü diyebiliriz. Zakaryan geri döndü. Zakaryan'la başlıyoruz. Haydi bakalım. Stones ve Lukaku ilk maçlarına çıkıyorlar. Önemli bir maç. İyi bir serimiz var. Özellikle kendi sahamızda çok etkiliyiz. Bakalım bu karşılaşmadan 3 puanı alabilecek miyiz? Rakibe şöyle bir göz attığımızda Provodal var, Simakan, Collins, Gutierrez, Zubamendi, Fratesi, Olmo, Nkunku ve Sesko. Dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım.
Haydi vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun diyoruz. Önemli bir maç, önemli bir karşılaşma. Özellikle Barcelona maçı öncesi çok önemli bir karşılaşma. Evet, maça şutör başladık an itibariyle. 4 isabetsiz şutumuz var. Şimdi Fresnada sağ taraftan taç atışını kullandı. Krava. Orta geldi, kötü orta. Ulan şu Krava toparlayamadı arkadaş. Yok yani, her şeyi yaptık arkadaşlar. Bütün isteklerini yerine getirdik ama toparlayamadım. Evet, orta sahada şimdi mecburen Ricky ve Enzo Fernandez'in sakatlıkları sebebiyle Ward Prowse ve Lavia'yı oynatıyoruz. Orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Marsa, Ward Prowse, Lavia, Fofana. Şimdi Fofana önünü aldı. Fofana götürüyor sağ çizgide. Orta Lukaku! Romelu Lukaku golle başlıyor Galatasaray kariyerine. 1-0. Fofana'dan orta, Lukaku'dan gol. Çok güzel bir kanat organizasyonu. Romelu Lukaku 1-0. Kaleyi bulan, evet, kaleyi bulan ilk şutumuzun gol olmasına şaşırıyoruz dostlar, değil mi? Çok alışa gelmiş bir durum değil. Tam tersi, kalemize gelen ilk şutlar gol olur. Aman orada yapma, Sesko var, dikkat et. Şimdi Stones. Stones'un oyun kurmasına çok güveniyorum. Özellikle pasör özelliklerinden yararlanmak için transfer ettim diyebilirim onu. Şimdi Lukaku. Lukaku bıraktı Ward-Prowse. Ah, orada işte Enzo Fernandez kalitesini aradığımız bir pozisyon diyebilirim. Şimdi Sesko, dikkat. Dikkat. Olise çok iyi topçudur. Hızlı bir kanattır. Frattesi çok iyi gördüler. Çok tehlikeli geldiler ve yine golü yedik. Kalemize gelen ilk şut gol oluyor arkadaşlar. Bu makus talihi bozacağımıza inanıyorum. Bir kaleci fırsat transferi çıkarsa kaleci alacağız. Ya şu Livakovic'i geçtiğimiz sezon sattığımızdan beri kalede ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ya kurtarılabilecek bir topmuş. Çok çabuk çökmüş Capril. 1-1. 0.09 gol beklentisinden yemeği başardık yine. Şimdi Ward Prowse. Orta kafa dışarıya. Romelu Lukaku istiyor, arzuluyor. Dışarıya vurdu bu pozisyonda. Kalecinin boyu 1.90. Çok kısa da değil. Kaleci 24 yaşında. Biraz tecrübe yok işte. Biraz tecrübe yok. Onda sıkıntı yaşıyoruz. Ya Livakovic'i satmayacaktık. Çok net. 45 milyon euroya Livakovic'i sattık ama işte bazı oyuncuları satmamak lazım. Lukaku denemeye devam ediyor. Evet, Lukaku futbolu hoş geldin. Özlemiş gibi oynuyor. Şimdi yine Lavia, Ward-Prowse. Yalnız ortada ciddi sıkıntı var. Bakın, Ward-Prowse ve Lavia ikisi aradan. Sesko bunları kaçırmaz, kaçırmaz. Evet, Capril çok kötü bir tercih. Aşırtma denedi orada Sesko. Orta sahada Fernandez ve Ricky'yi aradığımız bir maç izliyoruz kısacası. Çok basit top kayıpları var. Şutlarımız var ama ilk yarı bence beraberlikte maçın hakkıydı aslına bakarsanız. Fofana ve Lukaku haricinde çok iyi bir performansla göremedik. Hadi bakalım ikinci yarıya şöyle bir başlayalım. Şöyle bir gidelim talimatlara. Var mı herhangi bir yapacağımız bir şey? Birazdan belki hücum ağırlıklıya geçebiliriz. Bu maçı muhakkak kazanmamız lazım. Muhakkak kazanmamız lazım. Evet, Fener büyük bir kulüp. Bence de Bilgehan kardeş, katılıyorum. Fenerbahçe babamız. Evet, güzel. Aferin. Aferin. Yakışır. Fofana. Fresnada. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye geliyorlar? Bakın, aramızdaki Fenerbahçeli arkadaşları tenzih ediyorum. Cidden beni takip eden Fenerbahçeli arkadaşlarımız da var. Discord'da da konuşuyoruz. Niye geliyorlar biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe kariyeri çeken yok. Bu yüzden geliyorlar arkadaşlar. Buraya sataşmaya geliyorlar. Can sıkıntısından geliyorlar. O yüzden onlara da hak veriyorum. Fenerbahçe arkadaşları tenzih ediyorum ama bak. Haydi bakalım devam. Sesko. Yok, birazdan engelleyeceğim. Böyle şaka olmaz. Burayı şey yapmaya gerek yok. Taraftar platformu yapmaya gerek yok. Lukaku attı. 2-1.
Modlar banlayın, modlar banlayın, banlayın. Aynen. Yok, ben üzülüyorum arkadaşlar, üzülüyorum. Helal olsun kardeşim Halit. Ben üzülüyorum arkadaşlar. Yazık yani, çünkü hakikaten seviyeli muhabbetlerimiz oluyor ama hoş değil. Var bizde Ali Yiğit diye bir arkadaşımız var. Şimdi Zakarya mesela Discord'da. Abi Fenerbahçe konuşuyoruz çocukla. Hiç bir terbiyesizliğini görmedim. O da benim terbiyesizliğimi görmedi. Ne var ki bunda? Hoş geldin. Teşekkürler. Evet, bir VAR incelemesi. Üçüncü gol gelecek mi bakacağız. Evet, 3-1. 3-1 öndeyiz. Birazdan Zakarya'nı çıkartmamız lazım. Oğlum ben banlayamıyorum. Modlarım nerede benim ya? Modum nerede benim? Yazın şu Discord'dan Kronos'a. Yazık lan. Yazık. 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 Evet, şu Zakaria'nı bir çıkartalım. Diomande'yi alalım. Biraz önümüzdeki maçları düşünmemiz gerekecek. 3 birden vereceğimizi sanmıyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmayı. Lukaku'yu da alkışlatmak için Rokuya'yı alalım. Şuradan şöyle yapalım. Biraz tempoyu düşürelim. Onun haricinde bekleri de ileri atmayalım. İyiyim Mami, sen nasılsın? Bak Beşiktaşlı Mami de, bak hayırlı Ramazanlar diyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ama işte ahlak meselesi. Bilgehan kardeşimiz Ramazan'da üstelik belki de iftar sofrasından kalktı burada geldi ama önemli olan oruç tutmak değil. Ahlaklı olmak, ahlak alamamış demek ki. Diyecek bir şey yok. Yapılıyor bildiğim kadarıyla. Altay. Müslüman değilsen de insan olamamışsın arkadaşım. Önemli olan insan olmak, her zaman diyorum. Müslüman değilsen insan olamamışsın. Sıkıntı orada zaten bence, senin sıkıntın. Evet, 4-1. 4-1. Evet, ikinci yarıda çözdük maçı kaliteli isimlerle. Niye, engeller insan değil mi kardeş? Her olabilir. Sadece fiziksel engel teşkil etmiyor. Zihinsel engel de sorun. Onlar insan değil mi? Sen de onlardan olabilirsin. Şimdi orta, 5. gol geldi Fofana. 5-1. Boş verin arkadaşlar. Boş verin. Boş verin. Boş verin. Takılmayın. Takılma, ben üzülüyorum kendisi adına. Evet, Leipzig'i geçiyoruz ve böylelikle artık Barcelona'yı bekliyoruz arkadaşlar. İlk yarıda biraz sendeledik ama maçın adamı, yeni transferimiz Romelu Lukaku oldu. Hat-trick yaptı 3 golle. Marsa ve Fofana golleri. İlk maçta şunu gördük. Normalde biz gol beklentimizin hep altında kalıyorduk. Uzun bir aradan sonra 2.36 gol beklentisinden 5 gol çıkarttık. Bu da Lukaku farkı arkadaşlar. Lukaku farkı. Evet, Romelu Lukaku 9.5 performans puanı ve hat-trick'le maçın adamı diyeceğim ama hayır arkadaşlar. Maçın adamı Datro Fofana 3 asist ve 10 performans puanıyla Marsa 7.5 ve Dedic 7.3 ile oynadılar. Hadi bakalım. Şimdi bu galibiyetle 8. sıradayız. 20. hafta sonunda 33 puanlayız arkadaşlar. 4. Tottenham'ın 35 puanı var. Liderin 39 puanı var. Ama çok gaza gelmiyoruz. Çok gaza gelmiyoruz. Çünkü illa her çıkışın bir inişi var. Bunu biliyoruz. Evet, Fofana 1-2 gün sakatlandı. Şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Bizim maçlarda biz maç başına 23-24 şut atıyoruz Kutay. Aynı zamanda XG'miz de şu an ligdeki en iyi XG'miz ama attığımız gol sayısı çok düşük. Attığımız gol sayısı düşük olduğu için skora yansıtamıyoruz. Şimdi çok önemli maç ama. Çok önemli maç. Barcelona. Hadi bakalım. Barcelona'yı yenersek Antoniciler geldiyse Antonicilere arkadaşlar bir teklifte bulunmak istiyorum. Bakın biz Galatasaraylıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı otobüste olmasak da gemi aynı. O yüzden Antoniciler geldiyse el kaldırsınlar. Kuduruyorlar şimdi. Ha şey, boş verin arkadaşlar, takılmayın takılmayın. Yazık lan, acınacak durumda. Vallahi aynen öyle oldu Kutay. Ama acayip goller kaçırdık bir ara ya. Evet, Lukaku geldi, sakatlandı. Yine nazara değdirdik. Heh, geldi Antoniciler. Geldiler. Geldi Antoniciler. Bakın biraz önce golü atan Olise'nin gözlemci raporu A+ arkadaşlar. Potansiyel yetenek 4,5 yıldız. İnanılmaz.
Var şeklinde skinden dolayı olabilir. Skini değiştirirsen belki düzelir. Şimdi Antoniciler bakın gelin sizle bir anlaşma yapalım. Bakın size göre bir anlaşma aslında bakın. Bakın kaçıncıyız? Sekizinciyiz değil mi? Sekizinci sıradayız. Ben diyorum ki bak ilk altı dedim moduma bugün grupta ama arttırıyorum. Oynarız. Yazın yapacağız. Yazın online çok yapacağız arkadaşlar. Yazın yapacağız. Ben arttırıyorum. İlk dörde giremezsem size Antonio alıyorum. Aha burada söz. Bunu klip yapın. İlk dörde giremezsem Antonio oluyorum. Ama ilk dörde Galatasaray'ı sokarsam siz de bu büyüklük tartışılmaz diyeceksiniz. Kabul müdür? Riski alan benim bence. Kabul ediyorsanız devam. Bak şu an odada tartışıyorlar. Chat odasına girdiler. Yapabilir ya bu. Yapabilir diyorlar. Oğlum adam çatır çutur 5 atıyor, 6 atıyor diyorlar. Oğlum istemiyorum an. Tamam kabul müdür? Tamam. Kabulse sıkıntı yok. Anlaştık o zaman. Anlaşma gayet güzel. Juventus'tan Icardi diye bir teklif var. 25 milyon euro. Evet arkadaşlar biz şu hamleyi yapabiliriz. John Stones'u aldığımız için şöyle 60 ama bu kadar para vermezler Milankoviç'e. 20 milyon euro ile açtılar kapıyı. 50 isteyeceğiz. 22'ye çıkıyor. Biz bu herifi ne kadar aldık? Satabiliriz Milankoviç'i. John Stones'u aldığımız için. 22,5 aldık. Karlı bir satış. 40 milyon euro bizim işimize gelir. 40 milyon euro temiz para. Hadi bakalım. Tamam ben söz verdim bak. Ben erkek sözü veriyorum. FM Galatasaray olarak, Gökhan abiniz olarak sözümü verdim. Ama ilk dörde girersem bilemem. Haydi bakalım Barcelona. Tamam göreceğiz. Ben takımıma güveniyorum oğlum. Ben Galatasaray'a güveniyorum. Galatasaray'ıma. Evet, Barcelona karşılaşması denecek bir şey yok. Şu an Antoniciler Barcelona formalarını, naftalin kokan Barcelona formalarını dolaptan çıkarttılar ve giydiler. Formanın arkasında Messi yazıyor ama Messi Barcelona'da yok. Yok yok gireriz ya gireriz sen inanma. Vallahi giremeye de biz. Olsun heyecan katayım dedim ya. Bir yeni iddia olsun. Gönülleri olsun. Bu arada Leno transferinden 13,25 milyon euro bonus ödendi. Çünkü 20 defa lig maçında forma giydi Leno arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya aynen öyle. Sağ gösterip sol vurdum. Ama transfer listesinden çektim Lukaku'yu ya. Biraz önce gösterdim. 25 milyon euro bedava Lukaku ilk maç hat-trick. Hadi bakalım Barcelona göreceğiz. Kritik maç bu maç. Bu arada Liverpool Lucas Susic için 47,5 milyon euro vermiş arkadaşlar. Çok iyi oyuncu. Hatta biraz çakma Bellingham diyebilecekken tam fiziksel özellikleri böyle kapatıyor. Sadece fiziksel özelliklere bakıyorsun. Of tam çakma Bellingham diyorsun ama agresiflik 4. Liderlik 8. Biraz içe kapanık bir arkadaşımız anladığım kadarıyla. Tribünü. Benim destekçilerim, benim otobüs. Biz gizli gizli WhatsApp grubu kurduk oğlum. Haberiniz yok sizin. Haberiniz yok sizin. Haberiniz yok. Evet Enzo takımla çalışmalara başladı ama bu maçta da riske etmeyeceğiz. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sadece Scali'yi atacağım Fresnadı yerine. Haydi bakalım devam. Hatta Fofana son maçta çok iyiydi bence. Zaniolo'yu gizli forvet Fofana'yı sağ tarafta kullanalım. 3 asisti vardı. Caprio, Marcia Stones, Scali, Levia var, Brose, Krava, Zaniolo, Fofana ve Lukaku. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hazırız. Korkmuyoruz. Bakalım Ter Stegen, Kaunde, Araujo, Christiansen, Galan, De Jong, Gavi, Pedri, Fatih Torres, Lewandowski, Luis Enrique. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar sizdeyiz aslan parçaları. Gavi. Aman. Penaltı yapma. Sakın penaltı yapma. Ya abicim içeri atıyorsun topu Caprili ya. Oğlum bu adama şike mi yaptırdınız? Şike yaptırdınız bu adama. Kaleciyi satın mı aldınız lan Antoniciler? Gol iptal Allah'tan. İptal iptal. Şaka yaptık size. Devam. Evet iyi başladı Barcelona ki normal arkadaşlar. İlk dört biraz abarttık sanki. Bir an için şu an bir pişmanlık seziyorum kendimde. Stones.
Sons geçen şeyi de aldım. Maça gelene kadar süreçte aldım. Discord'da paylaştım ya. Discord'da transfer günlüğünde hepsini paylaştım. Sözleşme detayları falan var. Ve Lukaku! Yok yok kaçırmadın. Yeni başladık. Romelu Lukaku! Çıkarttı formayı öpüyor. 45 santim diyorlar beyler. Sene sonu derken yok ya bitiririz biz bunu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Onu da belirtmek isteyeyim. Kanalımıza abone olanlara ve Discord'da belirli seviyeye gelenlere yamayı paylaşacağım. Çünkü artık onlara güveneceğimi düşünüyorum. Güvenebileceğimi düşünüyorum. Onu ayarlayacağız. Haberiniz olsun. Bu hafta sonu yamayı atacağım arkadaşlar. Çünkü artık biraz güven sağlamam lazım. O psikoloji kötü. En nefret ettiğim şey paylaşımsızlık. Evet 1-0 öndeyiz. Sezon finali burada zor. Bu sene zor. Önümüzdeki sezon şampiyon olunca bitireceğiz. Tabii, Twitch'te abonesin zaten. Twitch'te abone olanlara ve Discord'da 5. seviye üzeri 5 ve 5. seviye üzeri olanla paylaşacağım arkadaşlar. Artık onlara güvenemeyeceksem kime güveneceğim? Evet 1-0 öndeyiz. Aslına bakarsanız çok iyi hücum yapamadık. Tek fırsatta golü bulduk. Ama çok iyi savunma yaptık. Çok iyi savunma yaptık. Haydi bakalım çocuklar. Şimdi maça konsantrasyon zamanı. İkinci golü bulmadan takımı geri çekmeyi düşünmüyorum. En iyi savunma hücumdur mentalitesiyle. Çünkü golü yersek 2-1'e kadar panikle gidebilir bu karşılaşma. Üstümde çok büyük bir baskı hissediyorum. Tamam. Onu yaparız modum. Tamam maçtayız. Haydi gençler. Kaptırma. Aferin oğlum, aferin. At oğlum, bak solda kaçıyor. Raum nereye gidiyorsun? Hoppa Krava. Bugün iyi oynuyor Krava. Uzun bir yerden sonra. Ah be oğlum ağzıma osurayım. Nasıl bir pas kaybı o ya? Bak şimdi orada topu kaptırdı. Geçişi yedik arkadaşlar. Muhtemelen de golü de yiyeceğiz. Ulan ya. Ulan Krava ya. Ulan Krava ya. Yapma bunu be. Yapma ya. Geçiş. Geçişten yedik. İlk isabetli şut ve ilk golleri. Birazdan uğrayacağız soyunma odasına. Açıkçası çok da kötü oynadığımızı düşünmüyoruz ama çok da kötü oynamadık hakikaten ama şu bir bakalım. Evet Fofana etkisiz bir Zakaryan çekelim oraya. Abi esas sıkıntı bizim orta sahada arkadaşlar. Biz Lavia ve ama başka oyuncu yok. Mecburen onlar oynayacak zaten. Orada başka şansımız yok. Bir tık Regis'le atacağım Ward Prowse'u. Bir tık öne alacağım. Hadi bakalım. Bir puan da kötü değil. Bir puan da kötü değil aslına bakarsanız ama yensek çok büyük avantaj olurdu. Yenilmeyelim. Aferin Lukaku. Aferin oğlum. Ah alırsın. Ah alamadı. Şimdi hızlı. Krava yapma artık top kaybı ya. Haydi Zakaryan. Haydi Lukaku! 45 santimlik Lukaku! 2-1! İşte forvet farkı arkadaşlar. Gerçekten forvet farkı. Yani bakın bu golün XG'si yaklaşık 0,25 filandır. Yani 4 şuttan biri gol olur. Çok zor bir pozisyon. Kalçadan çıkartıyor. 2-1 öndeyiz Barcelona karşısında. Şimdi şuradan biraz tempoyu düşüreceğiz. Bekler ileri çıkmayacak. Ve dengeli oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız şart. Bu maçı kazanmamız şart. Orta sahada yokuz. Orta sahada en büyük sıkıntımız orta sahan itibariyle. O ikili biraz sıkıntı yaşıyorlar şu an. Aman. Leva. Gavi. Vurdurtma. İçeriye çıkartacak ya. Yapma şunu ya. Şimdi Lukaku var. 2-2. Vallahi göz göre göre yedik. Ya duran top ardından gol yemek daha da çok koyuyor ya. Abi kaleciye bakın ya.
Kaleciye bakın ya. En nefret ettiğim kaleci tipi çizgi kalecisi. Şimdi kenardan gideceğim. Hadi bakalım. Yeni kaleci şimdi adamı satıyoruz ya gençler. Milankovic'i satarsam biraz kasaya para girecek. Yeni kaleci alacağız. Yalnız bugün iyi oynamadık. Net bugün mağlup da olsak bir şey demem. Çünkü gol beklentisinde falan Barcelona bize üstünlük sağlamış durumda. Bir puan da kötü değil. İki tane iç saha maçında 4 puan çıkarttık. Kazanabilirdik. Lukaku'nun gol atması önemli. Ama kalede çok ciddi sıkıntı var. Kalede çok ciddi sıkıntı var. Mitro gitmedi. Mitro sakat. Sakat sakat. 4 ay. 4 ay sakat. 8. sırada kaldık 21. hafta sonunda. 4. ile aramızda 4 puanlık fark var. Keşke büyük konuşmasaydık. Şu an biraz pişmanlık yaşıyorum arkadaşlar. Yalan yok. An itibariyle 8. sıradayız. Antony olsa yenmiş miydik? Yapmayın bunu ya. Antony'yi geçen hafta Galatasaray'ımız Milankovic kucağında gezdirdi gençler. Evet, Kvaratskhelia da cezası sebebiyle oynayamayacak. Ama önümüzde bir Sivas maçı var. Bu maç rotasyon karşılaşması olacak. Oyuncuları dinlendireceğimiz bir maç olacak bizim için. Ondan sonraki maç Chelsea deplasmanı Stamford Bridge'e gideceğiz. Stamford Bridge'e gideceğiz. Evet, oynatacağım demedim. Helal olsun sana. Zevk için alacağım belki ya. Doğru diyor ya. Alacağım Antony'yi, oynatmayacağım belki. Harbiden doğru diyor. Evet, Victor Roquez de sakatlandı. İlk dörtte dördüncülük daha iyi tabii. Daha dördüncülük var. Net dördüncülük var. Şu Milankovic giderse kaleci arayacağız arkadaşlar. Evet, Sivasspor maçı ciddi bir rotasyon yapacağız. Çünkü önümüzde Stamford Bridge'de çok zor bir karşılaşma olacak. Evet, Milankovic reddetti. Ne yazık ki reddetti. Milankovic Leipzig'e gitmedi. Böyle arada kıllıklar yapıyor bizim takım oyuncuları ne yazık ki. Evet, Krava yok. Krava'nın yerine Matias Tel'i alacağız. Zaten ciddi bir rotasyon yapacağız. Sevindirici nokta, Enzo Fernandez Chelsea maçında geri geliyor. Şöyle Dedic'i alalım. Diomandem nerede? Diomande'yi koyalım. Valentin Gomez oynar. Biraz Mars'a dinlensin. Onun haricinde Zigi'yi oynatalım biraz ya. Zigi iyi olursa oynar değil mi? Şimdi biraz tempoyu düşüreceğim arkadaşlar. Tempoda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biraz tempoyu düşüreceğiz. Burada da bekleri birazcık iki yönlü bek hücuma atacağım. Bir tık hücumu arttırmak için. Hadi bakalım. Evet, Sivas maçı çok önemli bir karşılaşma değil. Bir tık hızlı atacağız arkadaşlar. Umarım Vardan golümüz iptal edilmez. Çünkü Rıza Çalımbay 3 sene bunu konuşur. En son geçen yine konuşuyordu arkadaşlar Galatasaray'ımızın golünü. Şimdi şut! Bakalım bir VAR incelemesi. Rıza Çalımbay köşede el kol hareketleri yapıyor. Ulan aslında 5 tane atmak lazım Sivas'a. Gol geçerli 1-0 oyna. At at atın lan, bulduğunuzu atın. Antony, bak Antony kötü futbolcu değil. Antony çok iyi bir profili var. Cidden çok iyi bir profili var. Ama Antony'den verim alan varsa atsın Discord'a, ben şapka çıkartırım. O kadar diyorum. Ben hiçbir şeyde kariyer çok oynadım Antony'yi. Hatta 2022'de de galiba yine Galatasaray'a aldık, hatırlarsınız, eskiler hatırlar. Berbat oynadı ya, berbat. Hoppa! Ay, direkten döndü. Yok be, benzer profildi yine ya. Yine iyi profildi yani. Kötü profili yok Antony'nin zaten. Ona ben %100 katılıyorum size. Evet, şu Sivas'ı biraz atmamız lazım. Yine direkten döndü. Lukaku çok iyi başladı Lukaku ama. Harbiden çok iyi başladı Lukaku. Lukaku'yu değil mi? Lukaku iyi başladı demeseydim değil mi? Ya sakatlık var birazdan. Bu arada Diomande'de bir sakatlık var. Onu çıkartacağız şimdi. Stones, Scully, Lavia, Ward-Prowse, Stones. Ulan hadi be. Şu oyuncu değişikliğini yapalım arkadaşlar. Diomande'nin yerine oraya Zakaria'nı koyacağız mecburen. Devam. Tel, Ward-Prowse, Gomez, Tel. Savunma arkasına geçmiyor. Baskımız devam ediyor. Scully, Fofana, Tel vurdu dışarıya.
Evet, şu maçta 2'yi bulmamız lazımdı. Şu ana kadar. Oo, çok güzel gol. Evet, gerçekten özlemiştik. Ward-Prowse'u bunun için aldık çünkü. Bu tarz gollerini özlemiştik arkadaşlar. Müthiş bir frikik golü attı. Ward-Prowse müthiş vuruyor topa. İngiltere'de onun bu gollerinin hastası olanlar var biliyorsunuz. Hala neden Southampton'da kimse de çözemiyor zaten. Rahat bir oyun. Sivas karşısında herhangi bir sıkıntı beklemiyorduk. Ciddi bir rotasyon yaptık zaten. Şu an sakatlık olmasın. Tek sorunumuz o olur. Chelsea maçına Enzo Fernandez de geri dönecek arkadaşlar. Tam takımda çıkmak istiyoruz. Antony gelmedi. Okan, Antony ile ilgili bir anlaşma yaptık kardeşim. Evet, ilk yarı 2-0. Anlatsınlar sana. Antony ile ilgili anlaşmamız var. Antony ile ilgili anlaşma yaptık. Haberiniz olsun. Ward-Prowse. Yalnız ben United'taki Antony'yi alacağım da demedim arkadaşlar. Antony alacağım dedim. Dikkat ediyorsanız. Şimdi Scali. Ziggy. Oğlum bak, kolunu kestirtme lan. Tövbe. Ya, evet, Lukaku. Lukaku. 3-0. İki tane transfer yaptık. Bir forvete Lukaku çektik 25 milyon euro. Bir de defansa 52 milyon euro Stones çektik. Giden oyuncu şu an yok. Milenkovic için bir teklif geldi. 40 milyon euro kabul ettik. Ama gitmedi. Oğlum otobüs almıyoruz sizi zaten. Otobüs doldu 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 taştık. Siz tehlikenin farkında değilsiniz. Otobüs doldu taştı. Evet, çok rahat bir oyun ortaya koyuyoruz. Çok rahat bir oyun ortaya koyuyoruz. An itibariyle skor 3-0. Birazdan oyuncu değişiklikleri yapacağız. Bu arada Mitsö Sivasspor'da. Mitsö'müz Sivasspor'da. Lavia'yı çıkartıp bir Enzo'yu bir görmek için atacağım oraya. Onun haricinde şöyle bir Lukaku'yu çıkartmamız lazım arkadaşlar. Zaniolo'yu bir Lukaku yerine atalım. Şu tempoyu da düşürelim artık. Tamam. Tempo düşük. Sakatlık istemiyoruz. Evet. Bir kafa olmadı. Olmadı, korner. Hiç kullanmadım. Deniz, hiç kullanmadım. Açıkçası bu taktikte de defansı geri biraz o merkez orta sahayı geriye çektiğim için kanat forvetli oynuyorum. Normalde iki kanat forvetli oynayan bir hoca da değilim ben. Yani FM sever değilim. Hoca değilim zaten de. Hoppa, yedik offside. Bir tanesini muhakkak kanada indiririm. Ters ayaklı kanat oyuncusu ya da kanat oyuncusu olarak, düz olarak. Bir tane kanadı öyle kullanırım ama bu taktikte biraz hücumsal olarak etkili olsun diye. Yok yok, Zaniolo duruyor. Zaniolo aslan parçasıdır. Evet, 3-1. Capril Sivas, Zigi de golü yedi arkadaşlar. Biz Zigi tutmuş durumdayız kalede ya. Capril de kötü, Zigi de kötü. Yapacak bir şey yok. Enzo. Şimdi Datro, Ward-Prowse, Zakaryan, Scali. Scali, Zaniolo, 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 Zaniolo. Böyle bir kapak olmaz. Dakikasında yapıyor. 4-1. Evet, bundan sonra şimdi Stamford Bridge'e çıkacağız. Hakikaten sıkıntılı maç. Geçtiğimiz sezonun Avrupa Süper Ligi kazananıyla oynayacağız. En büyüğüyle oynayacağız. O maç biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu maç özelinde bir değinecek bir şey yok. Kalite farkı, gol beklentileri arasında ciddi fark var. Rahat kazandık. Sakatlık vermemek bence en önemlisiydi. Evet, şimdi Chelsea maçına gidiyoruz. Bakalım Chelsea maçında neler olacak. Zor maç. Diomande'de bir sakatlık var. Ted'i tebrik edelim. Çok fazla forma şansı vermedik ama bir tebrik edelim. Haydi bakalım Chelsea maçına. İnanmayanlar binmesin otobüse. Uçakla gelsinler. Biz otobüsle gidiyoruz gençler. Yolumuz uzun bizim. Şey yapmış ya bugün. Çok güldüm ona. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hoş geldiniz. Güle güle. Ona benzemesin de sonumuz bizim Chelsea maçında. Bu kadar büyük konuşuyoruz. Arsenal deplasmanındaki. Evet, bu arada Icardi Juventus'a gitti dostlar. 25 milyon euro. Icardi bonuslar dahi 25 milyon euroya Juventus'a transfer. Bir de aralarında yazışmışlar şeyde Discord'da, ben yayındayken
Kimi söyleyelim nefret edebileceği? Icardi'yi söyleyelim. Icardi'yi demişler. Ulan Icardi'yi ben istedim. Tamam dedi. Sonra geldi bunlar şeyler, antolojiler. Icardi olur mantıklı dedim. O sefer de panik yapmışlar. La Icardi istiyor yazmışlar. Evet, Raum sakatlandı. Hayda. Bu arada Fener Josh Doig almış arkadaşlar. 16 milyon euro. İyi transfer Fenerbahçe için bence. Fenerbahçe ne durumda? Bir Fenerbahçe'yi bakalım ya. 12. sırada. Fener buradan zor çıkacak gibi ya. 12. sırada. İlk sezon kaçırdı Fenerbahçe. Evet, Raum sakatlandı. Vallahi Raum sakatlandı. Sıçtık. Raum sakatlandı. Bu sefer kötü oldu işte. Evet, Milankovic'e Leicester ilgisi diyorlar. Abi verelim, satalım. Milankovic'i satabiliriz. Sıkıntı yok artık ya. Leicester ve Leipzig istiyor. Kümeye mi? Kümeye diyorlar ya. Ay, Susic'i aldılar. Susic'i Liverpool aldı. 47,5 milyon euroya çekti. Evet arkadaşlar. Şimdi chat'e gözlerimi kapatıyorum. Benim konsantrasyonum bozmalarına izin vermeyeceğim. Krava geri geldi. Sevindirici nokta Enzo Fernandez'in de geri gelmesi. Enzo'yu da alacağız. Şöyle Krava'yı şuraya atalım. Zakaria gizli forvete geçsin. Enzo kesinlikle oynayacak Lavia yerine. Şöyle yapacağız. Ama beklere çok fazla hücuma atmayacağım. Kanat bek hücum oynasınlar. İki yönlü bek bu kadar zorlu bir deplasmanda biraz sıkıntı yaratabilir. Stones Gomez yerine de oraya çete bakmıyorum. Şimdi Ziki tutmayacağız, Caprili tutacağız. Evet, Capri, Dedic, Marsa, Stones, Fresnada, Ward-Prowse, Fernandes, Krava, Zakaria, Zaniolo, Lukaku. Haydi çocuklar, yaptınız, çok yaptık, çok yaptık. Çok yaptık, yine yaparız. Graham Potter, Mandy, James, Fofana, Renan, Chilwell, Kante, Kovacic. Yo, Kovacic ne oynadı ya? Sterling, Mason Mount, Otavio, Havertz. Ya Kovacic, milli takım performansı gerçekten kulüp takım performansının çok ötesinde arkadaşlar, dikkat çektiyseniz. Milli takımda daha iyi. Enteresan şekilde değil mi? Haydi bakalım çocuklar, sizdeyiz. Şu maçı birazcık hızınızı azaltalım. Bir puan iyidir. Renan. Bu Renan iyi adam ama. Ha. Ben de istedim. Chelsea'ye gitti. Sol ayaklı. Sol Marcao gibi. Biraz Marcao yandırıyor. Aferin Enzo. Haydi oğlum. Ah be oğlum. Yapma. Geçiş vermeyin şunlara. Geçiş yapmayın. Aferin Dediç be. Ters ayaklı Dediç. Ferdi Kadıoğlu'muz. Marcao gitmiş ya. 5 ay ya. Vallahi. Çok üzüldüm arkadaşlar Marcao'ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Yalnız biz de tam zamanda satmışız. Ne offside hakem, yapma gözünü yalanayım. 2 metrede adam var orada ya. 2 metre ya, 2 metre gördük buradan. Beylikdüzü'nden görüyoruz Londra'daki olayı. Püüü senin hakemliğine ben. Yırtarım senin kokartını. Nasıl offside bu ya? Bunu neresi offside? Allah'ını seviyorsanız ya. Allah'ını seviyorsanız. Bu nesi offside lan? Oğlum şuna offside verdiler lan. Bak bak, bu vuruyor kafayı. Gençler bir bakın, bir bakın. 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 Oğlum neresi offside bunun? Ha siktir, golümüzü yediler bildiğin. Oha, şoktayım şu an yani. Yuh artık ya. Ya ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Stamford bir işte puan çıkartmak için. İlla antonim almamız lazım. İngiltere Futbol Federasyonu. Ne İngiltere'si ya? Avrupa Süper Ligi Federasyonu. Sterling. Bak şimdi ilk atakta yiyeceğiz işte. Biliyorum abi, biliyorum abi. Hakem ya, hakem işte. Bu da offside. Bu da offside. Bu da offside. Daha net offside bizimkinden. Al, bak. Al, al. Bak bu daha offside, anasını satayım bizimkinden. Ulan çok yazık oldu ya. Verilmeyen golümüz. Oyundan düşmek için her şeyi yapan bir chat. Psikolojikmen beni yıpratan bir chat. Yok yok, offside değildi de bizimki de offside değildi ya. Bu offside değildi. Vallahi iyi oynadığımız ilk yarıda golü yedik ya. Golümüzü yediler lan. Katliam. Katliam. İngiltere'de katliam var.
Oğlum yalnız bireysel performanslar niye bu kadar kötü oldu ya? Zakaryan oynasın abi. Büyük futbolcular, büyük maçlar büyük futbolcularla kazanır. Şimdi şöyle bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Oyun çok kötü olmadığı için çok açıkçası dokunmak istemiyorum. Sadece şunu ters ayaklı kanat oyuncusu hücum yapacağım. Onu ileri attığım için biraz Fernandes'i derin oyun kurucu desteğe çekebilirim. Bir tık onu geri çekeceğim. Hadi bakalım. Ben oyundan memnunum. Oğlum yalnız ilk dört yanlış yaptık ya. İlk dört yanlış yaptık. Hala anlaşabiliriz biliyor musunuz? Çok kötü. İkinci yarıda durduk. Gol vermeyince golü yıkıldı abi takım. Yıkıldı takım ne yapsın? Ben takıma kızmıyorum şu an. Ben takıma ne diyeyim şu an? Golü vermezsen yıkılır bu takım. Hücum. Beyler Liverpool maçını hatırlıyorsunuz. Bence bir durun. Bence bir durun bakın. Bence bir durun. Yok, vallahi Lukaku kim oynamayacak dedi. Helal olsun onu. Lukaku maç satıyor bir de yani. Devam. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. İnanıyoruz. Liverpool deplasmanından döndük biz ya. Chelsea kim? Oğlum o nasıl pozisyon ya? Ben çete bakmıyorum. Bayern maçı diyor oradan bana benim psikolojisini bozmak için. Lan! İkinci yarıda hiçbir şey yapamadık. İlk yarı o gol. Yediler golü. Takımı bitirdiler. Bana ceza verdiler. Garip garip işler oluyor şu an. Şimdi şu çift forvete geçiyoruz arkadaşlar. Yok. Hadi bakalım. Hadi be çocuklar, bir puan alalım, susturalım şunları ya. Ulan vallahi iyi de oynadık ya. Ama bu bireysel performansla buradan çıkmak çok zor. Bireysel performans hiçbir şey yapmadık ve yazık oldu hakikaten. Bu maç çok net arkadaşlar. İleriki yıllarda futbol katliamı olarak anılacak bir maçtır. Aynı Real Madrid Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Hatırlıyorsunuz Barnebo'da Burak Yılmaz'a verilmeyen penaltı. Benim özelimde böyle bir maçtır bu karşılaşma. Bu maçı mağlup kabul etmiyorum. Kesinlikle bu operasyonu çökelteceğiz. Bu operasyonu çökelteceğiz. Hiç sıkıntı yok. Oyuncuların niye moral verin dedik dikkatleri dağıldı. Evet 8. sıradayız. 34 puan 4. 39 5 puanlık bir fark var. Hiç sıkıntı yok. Biz nerelerden döndük ki? Biz nerelerden döndük? Şimdi Paris Saint-Germain maçı. Asiktir. Asiktir. Paris Saint-Germain. İyi. Şimdi sıçmış olabiliriz. Zaniolo ve Fresneda da yok. Evet bu Paris Saint-Germain maçı yorum yapamıyorum arkadaşlar. Messi, Neymar, Kylian. Bu maç harbiden paranormal aktiviteye dönebilir. Evet bir teklif var. Leicester'dan 40'a verip bırakmıştık Leipzig'e. Yine 40'a bırakacağız. Kabul ediyoruz 40'ı. Devam. Umarım Leicester'a gider de bir kaleci alırız. Ama ben takımın büyük maçlardaki refleksine güveniyorum. Geçen Real Madrid maçında da çok uzun süre yedek kadro. Hatta çok uzun sene maçın tamamını yedek kadroyla oynadık biliyorsunuz. 90. dakikada Zakaryan 6 pastan golü kaçırmasa yeniyorduk. Paris kaçıncı sırada bu arada? Paris tam altımızda. Yalnız yenersek Paris Saint-Germain'le aramızdaki puan farkını 7'ye çıkartıyoruz ya. Hadi ya yine mi deprem ya? Vallahi mi ya? Bu arada transfer bitiyor arkadaşlar. Muhtemelen alamayacağız kaleci. Yine mi deprem? Geçmiş olsun Adana. Vallahi üzücü ya artık. Ne denir bilemiyoruz. Harbiden denecek çok fazla bir şey yok. Hakikaten bir şey yok yani.
Vallahi ben şu an hafif bir Kutay hafif bir Yusuf'tayım. Ben neden öyle bir gaza geldim anlamadım. Yani herhalde Leipzig'e 5 açınca Orhan Buram oynadı. Gaza geldim yani. Anlamsız bir özgüven patlaması yaşadım. Kandırdılar mı beni bilmiyorum. Bilmiyorum yani ilk altıya çevirebiliriz arkadaşlar. Yani ben size bir teklif sundum. Teklifi revize edebiliriz yani. Siz de azıcık insaflı olun. Yalnız bu maç sıkıntı gençler. Bu maç ciddi sıkıntı. Bas lan bas. Bir tek dengeli oynayacağım. Biraz dengeli başlayacağım maça. Çok hücuma atmayacağım takımı. Dengeli oynayacağım. Onun haricinde ne yazık ki Raum sakat. Ricky, Zaniolo, Mitrovic, Fresneda. Yani 5 oyuncumuz as oyuncumuzdan yararlanamıyoruz. Şu şartlar altında ben Ward-Prowse'un yerine de Lavia oynatacağım. Eğer puan alırsak Paris Saint-Germain'den büyük başarı bence. Valla Antony'yi alamaya da biliriz arkadaşlar. Bonservisi çok pahalı. Bilmiyorum bakmadım ama. En son baktığımızda yeni sözleşme imzalamıştı. Yalnız ben kendimi alıştırıyorum Antony'yi almaya yavaş yavaş. Hayır ya almayacağız Antony'yi. Bir dakika. Durun ya yok öyle bir şey. İlk dörtte bitireceğiz. Tabii gelmek de istemeyebilir. Aynen öyle. Hayda gençler bu maç çok fena bir şey. Bir yerlere gidebilir. Hop 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 hop. James Maddison falan almışlar ya. Oğlum bu nasıl bir kadro? Yürü dediç. Oh. Oh. Penaltı yapma. Penaltı yapma. Asiktir bu maç baya sakata gidecek. Dedik senin ayağını osurayım ben ya. Orada o topu kaptırırsan böyle golü yersin ya. Eyfel'in ışıkları hiç sönmedi o gece. Eyfel'in ışıkları o gece hiç sönmedi. Durun durun. Ben Gökhan geliyorum. Sakin olun gençler. Otobüs nasıl durur? Bizim otobüs çok sessiz ya. Ben tek başımayım resmen burada. Yani hem rakiple oynuyorum hem chatle oynuyorum. Yalnız kaldım ya. Ah be Lukaku be. Abicim sana yani atacaksın diye 15 milyon euro veriyoruz ya. Çıkartma çıkartma. Ne olursa olsun saçma sapan top kaybı yapmayın. Basıyor Enzo. Sakin. Çok güzel işte. Hadi oğlum iyi orta gol getirir. Haydi Enzo Fernandes! Enzo Fernandes! 1-1! Neresi offside lan bunun? İşte bunu offside diyecek kadar. Gözleri dönmüş bir Antony topluluğu ve aynı zamanda Paris Saint-Germain'le mücadele ediyordur Galatasaray. 1-1. Oyuna devam. Geldi benim tayfa. Helal olsun aslan parçaları. Haydi Krava. Zompres. Lukaku. Fofana. Yürü oğlum. Yürü lan. Ah be oğlum. 3 kişi geliyor oradan. Aradan çıkartsana Krava'ya ya. Vallahi kötü oynamıyoruz ha. Şutlar eşit. XG'lerde üstünüz bir de yani. Enzo. Enzo nereye orta yaptın be oğlum ya? Arkadaşlar bizim esas sıkıntımız bekler. Bekler hiç gelemiyorlar. Yani hem savunmada yoklar hem hücumda yoklar. Beklerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Of ne güzel çıktılar ya. Al şunu al. Aferin. Aferin. Messi yok öyle. Burası Ali Samiyen. Karşında yok öyle kolay şey takımlar. Fransa Lille takımları. Lorient falan sandın Galatasaray'ı. Messi. Stones. Yürü Scali. Yürü oğlum benim. Yürü oğlum. Oo! 6 pastan kaçırdık lan. 6 pastan atamadı oğlum. Ay! Direkten döndü. Neler oluyor? Oğlum nasıl kaçırdı 16 pastan?
Lütfen gol beklentilerine bakalım, istatistiklere. Galatasaray'ımız Galatasaray gibi oynuyor. Haydi çocuklar, haydi. Yine kaleci, yuh be Donnarumma be. İki gol beklentisindeyiz ha. Vallahi çok gol kaçırdık ya. Bu ne? Hakikaten bunu kaçırmayan adam o gol kaçmaz ya. Oh, direkten döndü. Neler oluyor? En son böyle bir baskıyı Real Madrid maçında görmüştük. Ronaldo'nun Real Madrid maçında. İşte Galatasaray o ruhla saldırıyor. Devam. Devam, devam, devam. Şaşırdılar. Kırmızı kart görecekler şimdi. Şaşırdılar. Devam. Sağlı sollu. Dedic. Ay Dedic, senin ben ayağını osurayım. O kadar gaza geldik. Vurdun şuta bak ya. Beyler yemin ederim yazık ya. Vallahi çok üzüldüm ilk yarı. Bakın 14 şut, 8 isabet, 1.93 gol beklentisi. 6 şut, 2 isabet, 0.53 gol beklentisi. Donnarumma hayvanı 7.2 ile oynuyor. Yani hakikaten çok üzüldüm. Lavia yerine Ward-Prowse alacağız duran toplar için. Ben oyundan memnun olduğum için dokunmayacağım. Lukaku'ya da güveniyorum. Haydi aslan parçaları. Ya şu maçta harbi yenilirsek çok yazık olacak. Yine kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Yo, bir puan da kötü değil. Şu takımda bir puan mis gibi ama oyunun hakkı 3 puan. 3 puan. Lukaku! Romelu Lukaku! 45 santim! 45 santim! Masaya vuruyor 2-1! 2-1 Lukaku! Şimdi ve Zaniolo'suz yapıyorum bunu ha. Zaniolo yok yani. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Devam, en iyi savunma hücumdur. Devam. Hayda hayda. Yapma Messi! Oh. Ulan Messi, ayıp ediyorsun oğlum. Bak seni yıllarca savundum ben lan. Yıllarca savundum seni. Düştüğünde hep yanında ben vardım Messi. Haydi oğlum. Sakin bak, sakin, sakin. Lukaku! Ay! Allah'ım çıldıracağım. Bunlar nasıl goller kaçıyor ya? Olacak iş değil ya. Neredeyse 4 gol beklentisindeyiz ya arkadaşlar. 4 gol beklentisi Paris Saint Germain'e karşı ya. Of, haydi bak ne kadar güzel geliyoruz. Haydi. Lukaku! Göremeyenlere anlatın. Masaya çıkardı vuruyor deyin. 3-1. Oğlum size 19 takımın formasını giydireceğim. Antoniciler 19 takımın formasını giyeceksiniz. Sapla. Hani sapla yazıyorlardı biraz önce. Dördü istiyorlar ama takım geberdi lan. Dur biraz tempoyu düşüreceğim sadece. Takım öldü abi şu an. Lukaku'yu, Kravayı falan çıkartmamız lazım. Öldüler yani bildiğin. Rokuyo'yu alalım. Devam. Haydi bakalım. Nasıl ses gelmiyor? Ses gelmiyor mu şu an? Nasıl gelmiyor lan? Evet, çöp oldular. Herkesi çöp yapacağız. Müthiş bir Galatasaray izledik arkadaşlar. Müthiş yani. Denecek hiçbir şey yok. Enzo ve 2 Lukaku. 29 şut. 14 isabet, 4.11 gol beklentisi ve Donnarumma'nın 7.4 ile oynadığı bir karşılaşmada bu istatistikleri yaptık. 12 şut, 3 isabet, 0.98 gol beklentisi verdik rakibimize. Biz Galatasaray'ız hep diyorduk. Vazgeçmeyeceğiz. Bakalım sıralamada kaçıncıyız? 6'ya geldik. 6'ya geldik. Titriyor Antoniciler. Titriyorlar. Evet, Galatasaray'ımız 6. sırada ama
Eksik maçları olan rakipler var alt sıralarda. Onlar kazanırlarsa yine 8'e doğru bir hareketlenme olabilir. Şimdi bir şey maçı var arkadaşlar. Lukaku'yu şöyle bir önerelim. Şampiyonlar Ligi maçı var yine. Bir tur oynayacağız. Cardiff karşısında ciddi rotasyon yapacağız. Bu maçlar iyi. Neden iyi bu maçların olması? Kondisyon olarak takımı dinç tutacak maçlar. Komple rotasyon yapacağız. Önemli takımları yenemezsin, PSG'yi yenersin. Vay! Vay! Çok eğleniyoruz. Daha da çok eğleneceğiz. Bu yok. Bu ligde şampiyon olduğumuz zaman kariyer bitmiş olacak arkadaşlar. Yani bu sezon olmasa atıyorum önümüzdeki sezon. Bu ligde Avrupa Süper Ligi'ni Galatasaray'ımız kazandığı anda ligi bitireceğiz. Ondan sonra iki seçeneğimiz var, Discord'da anket yapacağız. Ya bir tane futbol takımı kuracağız. Yok yok devam ya. Daha var, saat kaç? Bitirelim mi? Daha erken değil mi? Ondan sonra bu kariyerden sonra ya journeyman yapacağız ya da bir takım alacağız arkadaşlar. Sıfırdan bir takım alacağız. Yani satın almışız gibi düşünün. FM Galatasaray ya da bir takım ismi koyacağız. Ufak bir bütçeyle adamları transfer edip ki çok zevkli olabilir o. En alt liglerden oynamaya başlayacağız. O da olabilir. Bence o daha zevkli mesela journeyman'dan. Çünkü journeyman belli bir noktadan sonra 4 sezondan sonra baymaya başlıyor. 4 sezon sonra yavaş yavaş kendinizi en üste atabiliyorsunuz. Ama mesela atıyorum arkadaşlar, İngiltere'nin en alt ligine, Vanarama'ya Cumhuriyet Futbol Club kuracağız. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz. İsimleri, oyuncu isimlerini biz kendi isimlerimiz olarak bile ayarlayabiliriz. Evet, değil mi? Onun gibi. Ya o çok zevkli bir iş. O benim çok hoşuma gitmişti. Cumhuriyet Futbol Kulübü bilirler eski beni takip edenler. Çok eğlenceliydi ama biz yeniliğe açık olmadığımız için çok tutmamıştı açıkçası ya. Ekmek spor. Olur, niye olmasın? Emek spor da olabilir. Milankovic gitmiyor arkadaşlar. Leicester'ı da reddetti. Milankovic kaldı. Şimdi Cardiff maçındayız. Dedic'te sakatlık var. Oğlum ne yaptınız bu takıma? Sol bek kalmadı takımda ya. Sol bek kalmadı takımda. Ya o çok eğlenceli olabilir. Sonu yani bence Journeyman'den daha iyi. Çünkü Journeyman'de biliyorum abi. Ben izleyeceğim yol haritası 4. sezonda biraz iki şampiyonluk. Bu arada Gonzalo Ramos United'a gitmiş 68 milyon euro. Real Madrid'de Pedro'yu almış 23,5 milyon euro. 3. sezon 4. sezondan sonra bayacak arkadaşlar. İtalya'ya gideceğiz işte Lazio. Ondan sonra şey olacak. 8 olduk değil mi yine? Haydi bakalım gençler. Milankovic'e Roma'dan bir teklif 32 milyon euro ve 10 maç başına 975 bin euro. Totalde o 40 milyon euroya geliyor zaten 10 maç oynarsa. Tamam ama Milankovic gitmek istemiyor. Hoş geldin Memo, neredesin ya? Memo neler oldu Memo? Kaçırdın Memo muhabbetleri. Kaçırdın Memo. Neler yaşadık Memo? Evet, şimdi ciddi bir rotasyon yapacağımız karşılaşma. Ne yazık ki sol bekimiz kalmadı arkadaşlar. Sol bekte Scali'yi oynatacağız muhtemelen. Scali'yi sol bekte oynatacağız. Ziggy'yi alacağız. Umarım bize tutturmaz. Ward Prowse'u Fernandez yerine alacağız. Rogier'i alacağız. Diomande'yi alacağız. Milankovic'i alacağız. Matias Tel'i alacağız. Zaniolo kalsın. Valentin Gomez'i alacağız. Rotasyonu bol bir kadroyla çıkıyoruz karşılaşmaya. Haydi bakalım diyoruz. Ben ufak size bir bu Paris Saint-Germain'i yenmenin bir zevk sigarasını içmem lazım. Siz bu maçı oynayın arkadaşlar 2 dakika. Ben hemen geleceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi bakalım.
Geldim gençler, geldim. Ne oldu, gol atamadık mı? Pü! Pü! Haydi çocuklar, haydi bunu almamız lazım ya. Hücum ağırlıklı, hadi. Şu maçı biraz hızlandıralım arkadaşlar. Vallaha mı? Ama beni bekliyor. Bak şimdi hocaları geldi. Severler çocuklar beni. Şimdi ikinci yarıda alırız. Rotasyonumuz kötü arkadaşlar. Hala bu rotasyonda çok iyi değiliz. Artık önümüzdeki sezon transfer döneminde hakikaten kaliteli isimler almamız lazım. Oğlum Cardiff'e yenilmeyiz diye düşünüyorum ama. Haydi oğlum. Tertemiz bir gol vuruşu. Helal olsun Rokuya. Senden bunları bekliyoruz ya. Mitrovic gelince 3. forvet durumuna düşecek. Rokuya. O biraz sıkıntı olabilir bizim için. Güzel vurdu ama. Hakikaten tertemiz bitirdi. Ben geldim. Korktu. Kırbaç cezası var çünkü soyunma odasında. Direkt. Çok direkten dönüyor ya. Bu arada yeni güncelleme gelmiş gençler. İndireniniz var mı yeni güncellemeyi? Bayağı gigabyte, 2,5 gigabyte mi, 3 gigabyte mi ne yeni bir güncelleme gelmiş. Resmi güncelleme. Var mı hiç indireniz? Biz kayıtlı oyun olduğu için veri değişikliklerini göremiyoruz çünkü. Şimdi Scully, Lavias, enteresan anlar, baskı. Hadi oğlum kamp kurduk oraya ama olmadı. Nasıl Deniz, farkı var mı? Yani bizim oyuncularda filan profillerde mi değişiklikler var? Nelerde değişiklikler var? Anlamadım mı? Enteresan. Crack'li. Canın sağ olsun ya. Crack'li oynayan, şu oyunu Crack'li oynayanlar çok candır ya. Helal olsun size valla. Oyun için fazla bir şey olmamış. Muhtemelen Amerika liglerinde filan anladığım kadarıyla değişikliğe gitmişler arkadaşlar. O bölgede. Ama saçma yani. Mart'ın sonunda güncelleme gelmesi bence çok saçma. Evet geliyor geliyor. Tel atıyor 2-0. Antrenman olayını mı halletmişler? O çok iddialı lan. Kronos modum. O bence bir güncellemeyle halledilecek çok fazla bir şey değil sanki ya. Oysa çok güzel. Evet, Matthias Tel'in golüyle Cardiff karşısında 2-0'ı yakaladık. Hafta sonuna doğru atacağım. Bugün de olabilir. Şeye, Discord'a atacağım. Abonelerin sayfamız var ya, oraya salacağım. Şimdi Matthias Tel, Diomande. İkinci yarıda beni beklemiş çocuklar. Maddi krizdeyiz, mali krizdeyiz. O yüzden ilk yarı 0, ikinci yarı 1 oynadık. 2-0 geçtik. Bu maça çok zaten denecek bir şey yok. Kalibremizde bir takım değil. Yok yok, kariyer devam. Kariyer devam. Şampiyon olana kadar, Avrupa Süper Ligi kupasını kaldırana kadar kariyer devam arkadaşlar. Kesinlikle. Tamam, sen odasını falan ayarla, konuşalım onu aynen. Tamam, tamam. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi Porto karşısındayız. Porto'yu yenersek hakikaten çok güzel olacak. Çünkü neden? Juventus deplasmanı sıkıntı. Tottenham deplasmanı sıkıntı. Milan, Manchester City, Bayern. Abo nasıl? Yani bu Porto'yu muhakkak %100 yenmemiz lazım. Yoksa inanılmaz bir fikstüre giriyoruz. O fikstürden çıkmamız biraz zor arkadaşlar. Çok net söyleyeyim size. Değil mi? Şubat. Evet, Şubat değişikliklerini, transferlerini falan yapmışlar. Çünkü bazı liglerde
Transfer zamanı Şubat sonuna kadar uzatıldı. Gerçi bizim de öyleydi ya. Hiç, en son yamayı ne zaman çıkarttı bunlar? Evet, Porto. Bekler sakat. Beklerde sıkıntı var. Şimdi Raum hafif sakat ama riske atmayacağız arkadaşlar. Zaniolo, Kravayı çekelim. Enzo Fernandez gelsin. Ward-Prowse'la bir. Bu maç çok bize sıkıntı çıkartacak bir maç. Şimdi Zakaria'nı da şöyle attık mı? Bir de Lukaku'yu koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar. İlk 11'imiz hazır. Şu Rikki'nin gelmesi için daha 2 hafta, 4 hafta, Mitrovic 3 ay, Dedic 2 hafta, Raum 4-9 gün. Daha iyi. Lukaku'dan sonra birazcık daha gol atamama sorunumuz düzeldi. Daha iyiyiz yani. Evet, Porto karşılaşması kritik bir karşılaşma. Çok zor bir fikstüre gireceğiz. Eğer bu maçtan 3 puanı alamazsak ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Kroos var. Toni Kroos var da Porto'da. Yalnız fiziken bitmiş olması lazım Toni Kroos'un. Enzo. Lukaku gösterdi kendini. Lukaku! Kaçırıyoruz Memo'cum ya. Yine kaçırıyoruz ya. Karşı karşıya dokunsa topu, sert vurmak meziyet değil bu pozisyonlarda. Abi klas vuracaksın. Klas, kaleciyi boşa çıkartacaksın. Enzo yine kaçırıyor Lukaku. Çekti. Lopez çıkarttı. Fresnada, Ward-Prowse. Sola Scali. Scali, Scali. Ah be abicim ya. Lukaku'yu videonun başında. Marsa. Stones. Oğlum onu şu an okumam mümkün değil. Maçtayım lan. Şimdi yine Lukaku direkten dönüyor. Yine neler kaçıyor. Yok abi bu kadar olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Yani bu kadar artık ya, Antonicilerin cidden üfürüklüyorlar. İnanılmaz güçlü. Bu kadar gol kaçmaz ya. Harbiden kaçmaz yani. Dizden atat bakalım. Galeano, Scali araya girdi. Scali de ters ayaklı sol bek, mecburiyetten oynatıyoruz. Stones, Ward-Prowse, Zaniolo. Yine Lukaku. Artık at artık ya. Artık at be oğlum ya. Abi bu nedir ya? 1.59 gol beklentisindeyiz yine ya. Abade'yi almışlar Celtic'ten. Sakin oğlum, sakin, sakin. Zakaria'nda müthiş bir düşüş var. Dikkat ediyor musunuz? Krava. Sağ bekimiz atıyor. Fresnada atıyor. Baktı forvette iş yok. İleriye çıktı Fresnada, golü attı 1-0. Bek golleri candır, bek golleri. En sevdiğim gol bek golleridir arkadaşlar benim günümüz futbolunda. Müthiş destek. Bakın Fresnada'dan Krava'nın pası harika vuruyor. Vallahi daha kolaylarını kaçırdı Lukaku. Kaleciyi geniş yakalamak lazım. Mesela Kerem son maçlarda bunu çok iyi yapıyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında çok dara girmiyor. Attığı gol mesela Ermenistan maçında genişteyken vurdu. Dün de mesela çok iyi vurdu. Livakovic çıkarttı. Genişten vurmak her zaman daha avantajlı. Karşı karşıya pozisyonlarda. Ne kadar dara girersen kaleci o kadar avantajlı. Diakabi. Baskı geldi. Zakaryan. Yine çıkamıyorlar. Hadi iki olsun artık ya. Valla şu an tam tersi istatistikler olsa kafadan 2-0 mağlup durumdaydık arkadaşlar. Abi ben beğenmedim milli takımı. Herkes 2-17 dakika 20 dakika diyor da ben beğenmedim yani. Yani Discord'da da dedim hatta. Beğenmedim yani. Yani geçiş ucu, sadece geçiş ucumuna odaklanan bir oyun bence yanlış arkadaşlar. Biz bu kadar kötü bir milli takım değiliz ya. Kaliteli oyuncularımız var bizim. Haydi Lukaku artık ya. Yuh Lukaku ya. Ya biz Almanya'da liderin 6 numarası bizde. Hollanda'nın en formda 8'i bizde. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynayan Hakan Çalhanoğlu. Inter'in 10 numarası bizde. Bu takım biraz pas oyunu oynamalı ya. Gençler 2.18 gol beklentisi, sadece bir goldeyiz. Yani yok, sadece geçiş odaklı. Bilmiyorum ben ya, tamam çok çok kaliteli bir, hadi artık ya. Yok abi ben böyle bir şey görmedim ya. Çıkartacağım gençler. Vallahi çıkartacağım.
Yok yok, Kuntz zaten muhtemelen Galler'i yenemeyiz biz. Kuntz gider. Ama şey durdum, eğer o olay doğruysa ben sabredilebilir. Bir dakika, bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Lukaku'yu çıkartacağım, dayanamıyorum. Rokuya'yı alacağım. Zakaryan yerine bir Fofana atalım. Ya yani şu maçın çoktan kopması gerekiyordu. Devam. Bu biz Ermenistan'la oynadığımızda alt kategorideki bütün milli takım kadrolarımız, U18, U19, U16, U15, bütün milli takım kategorileri üçlü savunmayla oynamışlar arkadaşlar. Eğer bir plan yapacaksak ben varım. Ben Kutsa sabrederim. Ama şimdi onu işte onu duyduktan sonra Hırvatlar maçına, ah yine bek atıyordu. Hırvatlar maçına yine üçlüyle başlanalım. Eğer bir plan varsa hep destekleyelim. Ya şu maçın 1-0'da kalması gerçekten inanılmaz gibi değil ya. Vallahi Aykut Kocaman olabilir arkadaşlar. Turnuva hocasıdır ama Aykut Kocaman da artık modern futboldan çok uzaklaştı be abi. Kaç senedir takım çalıştırmıyor. Ha, gördüm ya, gördüm. Krava, haydi artık bitirin, artık. Artık bitirin. Bu nedir ya? Of be! Of be! 2-0. Datro Fofana. Ama sonuç alır işte Aykut Kocaman. Belki. Tabii çok uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor arkadaşlar. Takip ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz ki. Rokuye kaçırdı. Fofana attı. 2-0. Şu maçın normal şartlarda 6-7-0'a gitmesi gerekiyordu. Şimdi birkaç oyuncu of 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 takım çok kötü durumda arkadaşlar. Lavia ve şey yapın, tempoyu iyice düşüreceğiz. Zaman geçirme hayvan gibi yapacağız. Çok kötü durum, hiç açıcı değil şu an. İyice rotasyona döndük. 4.08 gol beklentisi ve sadece 2 gol. 4.08 penaltısız ha. Valla terim gelir mi bilmiyorum ki. Bence gelmemeli artık ya. Bence gelmemeli artık. Ben bu döngüden de sıkıldım ya. Yani deneyin bakın, Kuntz plan yapacaklarsa böyle hakikaten ilk defa, çünkü biz alışık değiliz böyle planlamalara derken golü bulduk arkadaşlar. Rokuya attı ama offside incelemesi. Biz çok ülke olarak planlamalara alışık değiliz. Hatta şunu söyleyeyim size, sırf bunun için o iptal oldu. Cuma akşamı genel sohbet yayınımızda Barcelona'nın, bu Guardiola'nın Barcelona'sının belgeselini izleyeceğiz arkadaşlar. Sistem neymiş bir görelim. Ben milli takım kadrosunu da çok abarttığımızı düşünüyorum bu arada. Ben katılmıyorum sana. Evet, doğru. Doğru Umut, doğru. Evet, çok iyi oynadık. Skora yansıtamadık. 23 şut, 11 isabet, 4.19 gol beklentisi. Ama sadece 2 gol, 4 şut, 1 isabet, 0.48 gol beklentisine tuttuk. Abi milli takım şöyleydi. Mesela ben Cengiz'i Antony kadar sevmiyorum diyebilirim size. 6.yız. Hakikaten bak, Cengiz Ünder benim gözümde Antony 2'dir. İyi başlar maçlara. Bakın Cengiz maçları çok iştahlı başlar, sonra düşer. Sonra düştükten sonra, yarım saatten sonra sadece tek yaptığı olay vardır. Sola çekip şut atar. Cengiz'in yedeği yok takımda abi. Barış Alper Yılmaz falan milli takım topçusu değil şimdi, futbolcunuz, ama gerçekleri söylemek lazım. Emre Mor oynamalıydı mesela. Evet, 40 puandayız, 6. sıradayız gençler. Ama adamların maçı eksik. Bence de Emre Mor neden yoktu? O da enteresan oyun yani. Ama dediğim gibi o planlamayı yapıyorlarsa arkadaşlar, Kuntz ve gerçekten hani alttan üste doğru sistemle geleceksek ben varım abi. Ben sabrederim. Ben Avrupa Şampiyonası'na bir sene daha git, bir Avrupa Şampiyonası'nda boş geçeyim. Ama dün gördük ki yine ondan vazgeçilmiş. Yine ondan vazgeç. Yine çünkü 4-3-3'le çıktık. Ama bireysel kadromuzun da çok iyi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Vlahovic! Vlahovic öncelikli transfer önerisi geldi ama 3-6 ay sahalardan uzak. Sakat. Hakem iyiydi be abi. Hakemlik bir durum yok bence yani. Yani çok komik ya. Maç 2-0, son dakikada bir hakem maçı bitirdi. Ya bizim futbolcuların hakeme falan gitmesi. Ya maçın en güzel anını söyleyeyim size ya. Modrić'in alkışlanması bizim maçımızda. Benim bence. Müthiş. Helal olsun Bursa seyircisine. Helal olsun. Helal. Bu arada Modrić de hani çok muhteşem oynamadı. Geçiş oyuncu, o, geçişe o kaçırdığımız gollerde, Kerem Cengiz'in gollerinde hep Modrić hatası var arkadaşlar. Hepsinde. Sonra toparladı özellikle 45'ten sonra ama bir eksiklik var yine de. Eski Modrić değil yani. Yok be. Penaltı değildi ya bence ya.
Yani bize çalınsa Galatasaray falan Türkiye'de yer yerinden oynar o penaltıyla. Evet, Lavia da sakatlandı. Bu nedir arkadaş? Ne yapıyoruz biz ya? Torino'ya gidiyoruz, Juventus. Yani sistem peşinde koşacaksak varız ama günlük şeylerde abi önemli, pozisyon bulursun arkadaşlar. Çünkü neden pozisyon bulursun biliyor musun? Maçın başında 5. 10. dakikada belli oldu. Hırvatlar oyun kurmaya çalışacaklar. Biz rakibin hatasını bekleyip geçiş oyunu oynayacağız. Bunu yaparsın. Bunu yaparsın ama geri düştükten sonra 2-0'dan sonra hiçbir şey yapamazsın. Hırvatlar topun arkasına bir geçer. 10 senedir birlikte oynayan bir orta sahadan bahsediyoruz. Alanı bir daraltırlar, o daraltmada seni boğarlar. Biraz ikisi de öyle oldu. Hoca ne yaptı? Abi Hırvatlar geriye çekilmiş dar alanda, halı sahada dar alanda takımı almayacağınız Barış Alper Yılmaz'ı gitti maça aldı ya. Dar alanda oynayacak en son isim Barış Alper Yılmaz. Geniş alan oyuncusu Barış Alper Yılmaz. İyiler abi, herifler alışmışlar. Ziki de gitti. Oğlum vallahi Ziki tuttuk. Bu nedir ya? Yani hoca değişiklikleri felaket. Mesela İsmail Yüksel'i herkes çok eleştiriyor. Bence de bakın yanlış oyuncu değişikliği. İsmail olmaması lazımdı. Ama ben İsmail'in gol dışındaki o kontra hatasından sonra İsmail'i çok beğendim arkadaşlar. İkinci yarıda falan ben vallahi beğendim ya. Ben Galatasaray'da isterim. Hem fizikli hem dikine gitmeye çalıştı. Etkiliydi yani. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden başarısız? Bunu hep tartışma konusu oluyor. Abi yani kimse mi izlemiyor ya? Yani hiç mi Inter maçını izlemiyorlar? Bu adamın Barcelona maçında man of the match olması, Porto maçlarında man of the match olması. Nerede oynadığına bir bakın abi ya. Nerede oynadığına bakın ya. Ben vallahi beğendim İsmail'i ya. Ben vallahi beğendim. Yani bu kadar teknik bir beklentim de olmamasına rağmen beğendim hem de. Evet arkadaşlar, konsantrasyon diyoruz çünkü çok zor bir deplasmandayız. Raum sakat makat oynatacağız, idare edecek. Bir bakalım. Ben Zakaria'nı oynatmayacağım. Fofana'yı oynatalım. Bu maçtan bayağı bir tırsıyorum. Tamam, Milankovic, Raum, şey yok, Marsa yok. Ricky topla çalışmalara başladı. Hadi bakalım, bu maç sıkıntı ya. Bu maç sıkıntı. Valla. Enes Ünal da çok iyiydi. İyiydi ya abi Enes Ünal. Ama Enes Ünal'ın bassızlığı bu. Yani Getafe'de oynuyor. Milli takımda da Türkiye'de oynuyor. Yani Enes Ünal bir yerleşik hücum oynayan bir takımda görmemiz lazım arkadaşlar Enes Ünal'ı. Haydi bakalım. Bir puana iyiyiz. Bir puan iyidir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Locatelli, Rabiot, Chiesa, Alvarez var forvette. Walker Peters, Matip, Bremer, Luke Thomas, Szczęsny. Evet, an itibariyle iki takımın da şutları var. Maç 0-0 gidiyor. Enes iyi abi, Enes. O şeydeki goldeki pası bile Ermenistan maçında akıl dolu yani. Benim futbol aklım var diyor artık yani. Zaniolo. Bas oğlum, bas, bırakma. Bakalım bakalım, tamam. Haydi krala, haydi oğlum. Nasıl çıkarttı lan onu? Oğlum nasıl çıkarttı lan onu? Hamsi gibi çıkar, hamsi gibi havada döndü lan herif. Oh, direkt. Yok abi ya, vallahi billahi yok ya. Bakalım şey, ben seyir. O iyiymiş lan. Oğlum tövbe tövbe, hiç erkeğe de benzemiyor adamın resmi. Tövbe tövbe ya. Tövbe estağfurullah. 33,5 milyon euro Monaco'dan almışlar arkadaşlar. Ben gayet beğendim profilini. İyi bir profil var. 103 milyon euro ile 147 milyon euro arasında transfer bedeli var. Vallahi iyi profil. Evet, yine 1,29 gol beklentisindeyiz ve gol bulamadık. Enzo. Dotra Fofana. Dotra Fofana. Fofana Enzo. Savunma arkasında Krava. Haydi oğlum benim. Ah oğlum ya. Ah oğlum ya. Oğlum şu Matip'e basın lan. Hata yapmaya meyillidir o. Basın. Oha ne güzel çıktılar ya. Hop. Of. Muslera kurtarışı geldi Caprini'den. Evet, ilk defa top tuttu kalecimiz. Vallahi seni alacağız kardeşim ya. Vallahi haklısın, Krava yerine. Çok kötü abi. Çok kötü yani. Haklısın, katılıyorum sana. Yani teli koysak isme yanılıyorum. Hala inanıyorum. Teli koysak tel bile daha başarılı olabilir.
Enteresan bir hikaye. İki takımın da pozisyonları var. Torino'da 0-0 arkadaşlar. Şimdi ya Lukaku çöktü. Lukaku esas sıkıntı. Şimdi Zakaria'nı alalım. Şöyle yapalım. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım ya. Bir tek savunmamı geri alabilirim bir tık. Çok geliyorlar çünkü. Bir puan bile önemli şu an. Beklerim çok kötü. Stones çok kötü oynuyor. Hadi bakalım. Lukaku attı golleri. İstanbul gece hayatına girdi herhalde. Kapar bence Kenan Yıldız. Bence kapar. Biz geç kaldık Kenan'da. Bence geç kaldık Kenan'da gençler. Çünkü gerçekten abartıldığı kadar iyi bir milli takımımız yok bizim. Ya bizim milli takımda Enes Ünal'ın yedeği yok arkadaş. Şey Enes Ünal diyorum. Cengiz'in yedeği yok. Ya ve Zakaryan yine deliğinden. Torino'da Zakaryan. O kaleye Umut Bulut'un da golü vardı hatırlarsınız. Juventus tribünleri Torino'da Mancini zamanında galibiyet şarkısı söylerken sahneye Umut Bulut çıkmıştı. Bu sefer Zakaryan ayak içiyle köşeye buluyor. 1-0 öndeyiz. Yok abi Cengiz'in yedeği yok. Kaliteli falan değiliz biz. Defans adamın, senin defans adamın. Gençler, Çağlar bir maç oynamadı. Bir resmi maç. Merih de oynamıyor yani. Evet ya Schneider'im. Unutulur mu be? Of of çizgiden çıkarttık. Biraz savunma yönünde. Orta sahamız iyi. Bir tek orta sahamız iyi abi. Bir de Arda'yı. Arda'yı da kullanmıyorlar arkadaşlar. Ne bileyim abi. Kullanmıyorlar abi. Arda'yı İsmail oradayken alsa ne olur yani? İsmail'in yerini alsa ne kaybedeceksin abi? Zeki bitmiş. Ben Zeki niye oynamıyor diyordum Roma'da. Abi Mourinho haklıymış. Zeki bitmiş ya. Vallahi Onur Bulut daha iyi formda şu an. Kesinlikle öyle olmuş. Zaten adam dedi ya. Adam doğruyu söyledi. Nüfusla alakası yok ki. Sistem. Şimdi Fresnada götürüyor. Vurdu Şezni. Abdülkerim çıkartılmış arkadaşlar. Ben de anlamadım. Baş ağrısından bir futbolcu niye çıkartılıyor arkadaş kadrodan ya? Ay Lukaku direkt. Yok ya bu Lukaku ile Krava'da sıkıntı var gençler. Oynatmayacağım önümüzdeki maç haberiniz olsun. Ele alacağım vallahi. Devam. Şu ana kadar çoktan 2-0'ı bulabilirdik. 2.26 gol beklentisindeyiz. Deneyecek çok fazla bir şey yok. Evet biz de hazırlık maçında oynadı abi. Ay yine direkt. Yok ya bu maç puan kaybedeceğiz. Evet Bartu Yıldırım da olabilir. Doğru. Yok ki abi adam yok zaten. Ama biz abartmayalım kendimizi arkadaşlar. Biz çok kaliteli bir kadromuz yok. Heriflerin Avrupa futbol, Dünya Kupası'nda sağ bekte kimdi o? Çok iyiydi. Javunovic miydi neydi? Yedek giden girdi herif ya. Müthiş adam Celtic'te oynayan. Ay acayip bir pozisyon verdik. Vallahi acılar. Bilmiyorum anlamadım. Kimi alsak iki maç çok iyi oynuyor. Üçüncü maç paket. Gvardiol var. Tabii. Ya bir de yetiştiriyorlar. Geliyor yani. Haydi Zakaryan! Zakaryan 2-0! Torino'dan Galatasaray geçiyor. Antonio'cular suskun. Kafalarda acaba diyor. 2-0. Evet bu offside olabilirdi arkadaşlar. Rocky'ye sanki bana da offside gibi geldi. Evet Okan kardeşim ama telafisi 1-1 oldu diyebiliriz. Evet yine gerçekten iyi bir oyunlu arkadaşlar. Kazanmaya çok yakınız. Of 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 of. Bütün oyuncular paket durumdalar ya. Lavia'yı alalım. Devam. Kondisyon olarak şu an bitik durumdayız. Çok önemli bir galibiyet alıyoruz deplasmanda. 2 Zakaryan golü 2-0'la geçiyoruz. 2.64 gol beklentimiz var. 1.42 gol beklentisi verdik Juventus'a ve gol yemedik. Caprini ilk defa iyi performans gösterdi. 7.5 Fresnada 7.3 Milankovic 8 ile oynadı. Zaniolo 7.4 Zakaria Man of the Match 8.5 Tel 7.1 ve Enzo 7.1. Devam. Önemli bir galibiyet. Bakalım artık şu 8'den kurtulmamız lazım ya. Oğlum Chelsea'de maçı 7 ve kaçıncı Galatasaray chat yazsın. Kaçıncı Galatasaray? Biz ne dedik video öncesinde? Biz ne dedik? Biz video öncesinde ne dedik? Galatasaray'ımız an itibariyle maç fazlasıyla da olsa 4. sırada.
Acabalar var. Herkes Bayern Münih'in puanına bakıyor. O kadar hedefimiz yok. İlk 4 bu sezon için yeterlidir arkadaşlar. Devam. Villarreal'le bir kupa maçı var şimdi. Villarreal'le bir dinlenme maçı olacak bizim için. Sonra Tottenham ve Milan. Evet. Antalya. Hangi Barış? Milli takımda değil mi? Bence de abi katılıyorum. Hem de dar alanda. Adamlar kapanmış. Dar alanda oynayacak. Gidiyorsun Barış'ı alıyorsun. Ne bileyim abi. Emre Mor niye yok? Ne bileyim abi. Çözemiyorum ben. Chat sustu. Allah Allah. Kaybediyor musun? Abi o zaman kader planı diyeceksin kardeşim. Kaybedeceksin. Barella çok istedim. Çok para istediler kardeşim. Bakacağız ama. Ali Akman yok be arkadaşlar ya. Ben ya Agüero dediler zamanında şey dediler ama Ali Akman iyi ki Galatasaray'da almadı Ali Akman'ı mesela. Ben çok tutmuyorum şahsen. Fagioli olabilir. Var var listede hepsi. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kuracağız inşallah gençler. İnşallah şampiyon olacağız. Galatasaray'ımızı burada şampiyon yapmadan bitirmeyeceğiz. Ve Fabian Rieder gözlemci raporları geliyor. Oğlum şu sola Nuno Mendes'i çeksek ne olur ama 192 milyon euro transfer değeri var. Trincao, Rubin hep iyi gözlemci raporları. Barella bak Barella'ya bakmıştık. Abi 209 milyon euro istiyorlar ya. 209 milyon euro. Enes çok iyi abi. Bruno Fernandes. Mesela Bruno'yu da alabilir mi önümüzdeki sezon? Bakacağız. Foden. Hadi bakalım. Kritik maç. Rafael Leao da olabilir. Ya biraz kaliteyi arttırmamız lazım arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de garip bir noktadayız. Yani Şampiyonlar Ligi turnuvasında Villarreal yani çok geçeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi rotasyon yapacağız. Antonijlerin su yüzüne çıkacakları bir maç olacak bu maç. Çünkü Ziggy'yi falan oynatacağız yani. Öyle çok ciddi rotasyon dibine vuracağım arkadaşlar bu maçta. Scali'yi alalım. Hatta Fresnado şöyle yapacağım. Valentin Gomez nerede ya? Sol bek oynar Valentin. Tamam. Mars'a geri geldi. Mars'ı bir oynatalım. Stones biraz dinlensin. Orta sahada Lavia yapalım. Kravayı çıkartacağız. Teli alacağız. Tamam. Güzel. Haydi bakalım. Bruno Fernandes'i sevmem ben ya. Oyunda iyi sadece profili. Yoksa hiç tarz ettiğim bir oyuncu, hani haz ettiğim bir oyuncu değil. Ama oyunda çok klas golleri vardır. İzlettirmek isterim. Sizin Antony'niz oyunda da kötü arkadaşlar. Sevmekle alakası yok. Biz Antony'yi Galatasaray'ın geleceği için almıyoruz yani. Sizin Antony her anlamdan çöp. Karakter olarak çöp, performans olarak da. Bruno karakter olarak çöp, performans olarak var oyunda. Rashford da olur tabii. Olmaz olur mu? Bakacağız işte hepsine bakacağız ama kravadan çıkmamız lazım ilk önce. Pino var mesela arkadaşlar. Yeri mi Pino olmaz mı? Bak Villarreal de herif daha. Ona bir bakalım. Var. Net faydası var. Tecrübenin net faydası var. Ben şöyle diyeyim sana kardeşim. YouTube'daki Galatasaray kariyerimizde 1 lira izleyenler Neves hamlesi yaptık bak. Ruben Neves'i orta sahaya aldık. Kötü giden takım Neves'le ayağa kalktı. Şampiyonlar Ligi'ni almıştık değil mi be gençler? Ve gol geldi. Rokuya attı 1-0. Yedek takım fark etmez diyor. Aa kesinlikle. Ya Antony Büyük Bruno karaktersiz anlamında katılıyorum modum. Evet karakter anlamında zaten ikisi de aynı takımda oynuyor. Takımların hali ortada. Sıkıntı yok. Evet 1-0 öndeyiz Villarreal karşısında. Şimdi Scali, Diomande, Milankovic. Yalnız Milankovic şimdi tel offside yok. Ulan bu Matias Tel'i 11'e mi atsak Krava'dan daha iyi. Ya Krava topsuz alana koşusu atmıyor. Çizgiyi deniyor. Ya Pino ne Fenerbahçe maçı oynamıştı Kadıköy'de hatırlıyorsunuz değil mi? Kolombiya mafyasından kopmuş gelmişti la. Bizim Juan Estabancil gibi bir şeydi Pino. Oğlum ne kötü kadroydu o ya. Evet offside yok. Çok umursamadığımız bir karşılaşmada bile
Valla savunma arkasında koşusu çok iyi Tel'in. Ben katılıyorum sana. Ya Krava çizgiyi kullanmaya çalışıyor. Çok güzel gol yedik. Stah çok güzel bir gol attı. 2-1. Tertemiz yedik yani. Müthiş yedik. Zigi'nin yapabileceği bir şey yok. Rakipte de şu Pino'ya bir bakalım mı ya? Abi bunu çekebilirsek alalım bu herifi önümüzdeki sezon ya. 111 milyon euro. Eğer transfer bütçesi yaparlarsa ben bu adamı çekerim arkadaşlar. Sağa atarız gerekirse. Yani solda oynamasına da gerek yok. Krava gitmese bile Pino Krava acayip ters ayaklı kanatlarımız olabilir. Evet 2-1 öndeyiz. Çok bir beklentimizin olmadığı bir karşılaşma ama yine de kazanmak önemli. Böyle çok yabancı oldu değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Kalite peşinde koşuyoruz çünkü. Uğraşmıyoruz. Yok yabancı kuralı. Tel! Oo, iki direğe de çarptı. Yuh be! Oha ilk defa böyle bir şey gördüm. İki direğe de çarptı lan. İnşallah. Evet golü bulduk. Kroko'ya attı 3-1. İnşallah. İnşallah ayaklarımız bir yere sağlam basar. Projelerimiz. Toprağı iyi değerlendiririz. Florya'yı, Riva'yı. Yok kardeşim Antonio alınmadı ama bir sözleşme yaptık Antonio ile alakalı. Eğer ilk dörde girersek ligde almayacağız. Antonio'cular bana bir şey söyleyecekler onur etmek için. Ama giremezsek Antonio'yu alacağız. İlk dört dışında kalırsak. Evet 3-1 öndeyiz. Açıkçası yani şaşırtıcı derecede de iyi bir performans var. Özellikle Roque'nin golleri acaba Lukaku 1-2 maç yedek otursun mu dedirtmiyor değil. Dördüncüyüz yavrum. Ya. Ama bu da kaçırıyor ya. Bu da karşı karşıya kaçırıyor abi. Mesela bence bu Pino'yu izlediniz mi? Pino'yu ben izledim Villarreal'in birkaç maçında. Avrupa Ligi maçlarında Villarreal'in. Ben çok beğenmedim. Bu profilin abartı olduğunu düşünüyorum. Ya Pino'da ben bir Lorenzo Lucca havası seziyorum. Futbol menajer dilinden bahsediyorum. Evet 3-2 oldu. Ivan Ilić. Ya Pino sanki bu biraz abartmışlar gibi geliyor. Ya mesela şey de olabilir arkadaşlar. Yani bakın öyle bir piyasa ki bu futbol menajer database'i. Çoğu kulüp belki de bakıp transfer yapıyor. Takip listesi oluşturuyor. Transfer yapmasa bile takip listesi yapıyor. Ya futbolcuların menajerleri bile hava parası atıp belki de profilleri iyi yaptırılabilen bilmediğimiz oyuncular vardır. Lorenzo Lucca çok kötü abi. Ben izledim Ajax'a birkaç maçını onun. Abi oyunla alakası yok. Kanı gibi lan herif. Çok ağır bir de o bitirici vuruşları o kadar iyi değil. Ya bakın dediğim olay olabilir ha. Futbol piyasasında her şey olabilir ben söyleyeyim size. Bunu başkanlar bile yapıyor olabilir ya. Çok ciddi söylüyorum size. Pisa da oynuyor tabii. Evet kazandık. Yedek takımla yendik. Üstün oynadık. 2.27 gol beklentisine. 0.98 gol beklentisi. Skor 3-2. Şimdi kritik bir maça çıkacağız arkadaşlar. Kritik bir maça çıkacağız. Ligde şöyle bir bakacağız. Tottenham deplasmanı. Üçüncü Tottenham. Yalnız bu UEFA Şampiyonlar Ligi'nden iyi para geliyor. 12 milyon euro var. Vallahi Jacques daha iyi. Bence de daha iyi. Bence Jacques iyi golcüydü ya. Of 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 of. Bir sürü oyuncumuz yok arkadaşlar. Yine cezalılar. Tottenham deplasmanı ve Tottenham ligde 3. sırada. Biz kaçıncıyız? 7.yiz biz. Hadi bakalım. İyi golcü abi. Vallahi iyi golcü. Mönchengladbach'la eşleştik Şampiyonlar Ligi'nde. Beyler önümüzdeki iki maç ligin üst tarafıyla. Yo Milan altımıza gelmiş. Milan bir ara liderdi. Milan altımıza gelmiş. 42 puan. Yalnız bir şey diyeceğim. Kafadan bir acaba geçen var mı ya? 25 puan 49. 25 maç 49 puanla Liverpool lider durumda. 43 puandayız. 6 puanlık fark var. Hatta şöyle baktığımız zaman son 5 maça baktığımız zaman son 5 maçın dördüncüsüyüz. Sezonun ikinci yarısına baktığımız zaman sezonun ikinci yarısının üçüncüsüyüz arkadaşlar. Var değil mi? Bende de var da çok gaza gelmek istemiyorum. Bir gözüm orada yani bir gözüm dördüncü sırada ama bir gözüm de bire gidiyor böyle kayıyor geliyor kayıyor geliyor. Tabii rakiplerin alacağı sonuçlar da önemli. Onlara hiç bakmıyoruz. Şimdi bakmak lazım.
Anlamadım kardeşim soruyu. Ya bizim olduğumuz yerde imkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır. Vay koçum benim. Liverpool Manchester City kazanmış. Bak Liverpool kaybetmiş mesela. Liverpool lider puan kaybetmiş. Abi çünkü her şeyin olabileceği bir lig bu. Transfer Lukaku ve Stones'u aldık transfer listesinden. Romelu Lukaku ve Stones'u aldık. Kadroya biraz tecrübe katsınlar diye ama şu an için iyi bir performansları. Lukaku çok iyi başladı. Hakkını yemeyelim. Ama daha sonra müthiş düşen bir performansı var Romelu Lukaku'nun. Olursak seriyi bitiriyoruz. Aynen. Olursak biter seri abi. Söz verdik. Uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Ya öteki mesela Galatasaray kariyerimiz gibi yok şu başarı falan çok zor oluyor. Tadını da bırakıp yeni bir maceraya atlamamız lazım. Evet şimdi gençler toplaşın bu maç. Ben bir Arsenal havası seziyorum. Çünkü Arsenal'den 5 yemiştik bu kadar iyi giderken hatırlarsınız. Bu maçın biraz sıkıntılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama ben hala büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır mottosuna inanarak. Bu arada Kravaçe ile ilgilenen var ya. Manchester United istiyor. Manchester United'a Kravaçe ile verelim Antony'yi alalım. Ah, aynı performansı verirler zaten. Şaka yaptım şaka. Evet haydi bakalım. Haydi bakalım korkmadan oynayacağız. Babak nasıl geldi Antony'cilere bak. Yemin ediyorum var ya pirana balığı gibiler ha. Kokuyu alınca nasıl geliyorsunuz? Galibiyetlerde yoksunuz. Haydi bakalım, haydi bakalım. Bir puana okey. 3 puan buradan bizi çıkartmazlar arkadaşlar, sanmıyorum. Enzo'ma bak be. Enzo Fern! Oh, Sakaryan, oh. Hoş geldin Yusuf. Linki yok çünkü hep değiştiriyorum Yusuf. Ama istersen Discord'da taktik öneri kısmına gel. Orada yaz sana dosyayı atarım ben. Çok değiştiriyorum ben taktiği ama atarım sana. Discord'da taktik kısmına yazarsan gönderebilir misin taktiği diye atarım. Sıkıntı yok. Bir de bir ara taktik rehberi yapmamız lazım gençler. Hakikaten vakit bulamıyorum fazla ama. Çünkü hakikaten gün içinde çok çalışıyorum. Tehlikeli geliyorlar dışarıya. Aslında canlı yayında da yapabiliriz ya. Herkesin bilgisi ya. Ben çünkü hani çok iyi olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim. Kafamdaki futbol terimlerini kullanabiliyorum. Yani sizden de benim öğreneceğim çok şey var. Ward Prowse, Stones. Vallahi iyi olur işte de acı. Şimdi direkten döndü. Yok abicim yok ya. Hamama gideceğiz beyler. Bu kadar şanssızlık olmaz ya. Direkten dönüyor, kaleci çıkartıyor. Bu nedir her maç ya? Gayet iyi top oynuyoruz şu an yani. Vallahi patlanmak lazım ya. Şu maç önde olmamız lazım normal şartlarda. Ne oynuyor? Abo orada nasıl bir dalış yaptı Ozan Yolo'ya? Hadi. Yine direk. Yuh abicim bu nedir ya? İkinci direk ya. Eyvallah Kerem. Vallahi bir bu zevk. Hoppa dışarıya. Ya bir izin alıyorum. Yani tam da bazen oluyor işte. Geçen videoda yazı sıkıntısı yazıyorduk açıkçası. Evliyken çok zor arkadaşlar. Ama başka bir zevkim yok inanın işte. Hem de stres atıyorum sizlerle muhatap olunca, muhabbet edince. Dikkat. Şimdi geçiş. Ah be Zaniolo be. Geliyor gol geliyor gençler. Biliyoruz ki ilk tehlikede gol yiyeceğiz. Udogo'yu Ben Tankur gol attı. Direkten dışarıya. Evet evet doğru diyorsun. Hadi bakalım. Capril. Valla şu ana kadar bence golü bulmalıydık. Arkadaşlar Zaniolo gidiyor. Zaniolo! Yok abi ya. Abi hazır değil çünkü Zaniolo. Zaniolo fizik olarak hazır değil. O da mental olarak gerginliğe sebep veriyor. O yüzden etkili de değil zaten. O yüzden bu kadar çok foul. Dikkat edin Zaniolo'nun dirsekler çok oynuyor arkadaşlar. Fizik hazır olmadığı için beyin vücuda hitap etmiyor şu an. Hakikaten hazır değil.
Valla bende de çok iyi oynamıyor ya Hacı Yusuf. Yani bir şeyler yapıyor ama çok iyi değil. Arkadaşlar ya şu iki yarıda 1.04 gol beklentisi yakaladık. Ve 0.54 gol beklentileri var. Martinez 7.4 ile oynuyor hayvan herif. Skor 0-0. Hoş geldin. Skor 0-0. İnanılır gibi değil ya. Yani daha ne oynayacağız İngiltere'de abi? Bu arada herifler üstümüzde ha. Ne demek rica ederim. Stones. Herifler üçüncü sırada yani. Hangi başkan açıklama yapıyor? Ne olmuş yine? Haydi krava, haydi yoğurt artık ya. Haydi oğlum benim artık ya. Bu kadar işte. Ofsayt yok hakem ya. Soruyu göremedim. Tema mı sordun? Tema Tatosik'in. Tam okuyamadım chat soruyu, en son soruyu. Gol geçerli. Krava atıyor. 1-0. Bir Antony varmış United'da. Bir Antony varmış United'da. Ağlıyormuş onun fanları. Ağlıyormuş onun fanları. Haydi oğlum bir geçiş daha. Ay be oğlum Zanyolu niye böyle oynuyorsun ya? Ah, yedik arkadaşlar. Yedik. Yedik ya. Abi yapmayın bu kadar basit hata ya. Bu kadar iyi oynadığımız maçta yediğimiz gole bak abi. Tamamıyla yani bireysel çıkarken yapıyorsun. Bak bak bak. Ne güzel geldi Stones. Topa dal. Ya çünkü erken sevindim. Çünkü maç iyi gidiyordu be kardeşim ya. Valla Zaniolo'cum sen bir gel. Gerçi Saniolo'yu çıkartamayız. Rokuya'yı alacağız. Fofana cezalı. Ward-Prowse yerine Lavia'yı alacağız. Şöyle bir göz gezdiriyorum da devam anasını satayım. Valla ya gol attı diye almıyorum kardeşim ya. Rava gol attı bir kendine gelsin diye. Aslında forvet alabilirim Rokuya yerine. Valla. Antony almaya. Hoş geldin Kerem. Bizim otobüstesin kardeşim. Merak etme almayacağız zaten. Onlarla anlaşmamızı yerine getireceğiz. Ama şu maçta bir puan almazsak arkadaşlar harbiden yazı. Oğlum bassanıza lan adama. Niye üstüne pas attırmıyor düşündürtüyorsunuz herifi. Krava kaç. Çok güzel. Haydi oğlum benim. Haydi oğlum. Adamın taşaklarına top vuruyor ya. Çok kaçırdık abi. Çok kaçırdık abi. Sokayım vallahi sokayım ya. Vallahi sokayım ya. Abicim hadi artık ya. Yok arkadaşlar vallahi çıldıracağım ya. Bu nedir ya? Bu nedir abi ya? Bu nedir abi ya? Bu ne lan? Oğlum maçın hakkı 3-1 ya. Hadi ya. Abi sağlam Mitrovic'i aldık, Lukaku'yu aldık kardeşim. Yok herifler. Ha şimdi gelip bir tane gol atarlarsa yok ya inanılmaz bir şey ya. Vallahi inanılmaz bir şey ya. Yuh artık ya. Ya şu maçın hakkı şu mu ya? Yuh. Döneceğim iki santrofora da bitti kardeşim ya. Abi inanılmaz bir şey ya. Vallahi inanılmaz bir şey ya. Lan Milankoviç'i forvete gönderiyorum. Milankoviç'i forvete gönderiyorum. Bam uzun.
Fernandez'e şöyle geçsin. Donk muhabbesi yapacağız. Donk. Çok yazık oldu arkadaşlar. Atarlar üçü muhtemelen. Bence de. Çünkü çok forvet oynamak çok gol pozisyonuna girmek değil. Hadi be, Balkan Aydoğdu adamdır ya. Kralım benim. Çok iyiydi değil mi Balkan vallahi ya? Özel oyuncularımızdan biri. Milankovic! Ulan Milankovic ileri vur bari ya. Kemik yaşı 30'dur onun. Milanko Ulan vallahi yazık oldu gençler. Yani bir puan, bir puanı çoktan hak ettiğimiz, hatta aha Zaniolo da sıkıntı var. Ama oyuncu değişikliği hakkım da bitti. Yapacak bir şey yok. At at. Gençler çok yazık oldu. Çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Şu maç belki bazı hayallerin sona ermesine sebebiyet oldu. 3 de olacak muhtemelen şimdi. Olur normal. O kadar açtıktan sonra takımı. Ama maç 1-1 iken çoktan 3-1'e ya da 2-1'lik skor avantajını almamız gerekiyordu. Bir kez daha bir şeyi test etmiş olduk. Çok forvetli oynamak, çok gol atmak, pozisyona girmek anlamına gelmiyor. Yok yok, moral bozmayacağız ya. Şimdi Milan'a çakacağız, durun. Milan'a çakacağız şimdi. Yazık oldu ama. Ya sadece üzüldüğüm oyunun karşılığını alamamak. Bir tek ona üzülüyorum şu an. Başka hiçbir şey üzülmüyorum. Yani Roku'ya kaçırdı, Lukaku kaçırdı. Saçma bir gol beraberlik golü yedik. Milankovic! Gördünüz mü lan Milankovic'i? Yazık oldu arkadaşlar. Yani 2.43 gol beklentimiz var. 1 golümüz var. 1.37 gol beklentisi. 3 golleri var. Bazen olmayınca olmuyor. Deneyecek çok fazla bir şey yok. Ama istediğiniz sonucu alamasak da gösterdiğiniz performanstan dolayı gurur duyuyorum diyeceğim. Biz öyle takımı yarı yolda bırakacak insanlar değiliz. 8. sıraya geriledik. Ne yazık ki 26 maç 43 puandayız ama lider de 26 maç 49 puanda. Tottenham bu arada 26 maç 49 puanda. Tottenham'ı yensek Tottenham'la puanları eşitliyorduk. Şimdi Milan. Bu videomuzun son maçı artık arkadaşlar. Milan maçını oynayalım. Bırakalım. Şöyle bir bakalım kaç maç etti ligde. 38. Yarın da son şey yaparız. Yarın da videoyu bitiririz. Sezonu bitiririz. Hadi bakalım. Cuma akşamı sohbet videomuz var. Güzel bir belgesel. Şu maçtan sonra bitiririz artık. 2 saat kafi. Valla Dybala olabilir ya, olabilir. Ama şu an artık transfer dönemi bittiği için Bayern yeni lider 52 puanla. Milan da üstümüze çıktı. Muhakkak %100 Milan maçını almamız lazım. Fresnada da sakatlandı. Yok ya. Yani inanılmaz sakatlıklar yaşıyoruz arkadaşlar. Tamam, iki maç yapalım. O zaman şöyle yapalım. Milan, Manchester, Borussia Mönchengladbach, Manchester City maçlarını da atıyoruz gençler. Ama Borussia Mönchengladbach maçında bir sigara molasınızı alırım. Yani City deplasmanına çıkalım diyorsunuz yani. Tamam, çıkalım. Hadi bakalım gençler. Ama biz hakikaten çok daha fazlasını hak ettik bence ya. Oynadığımız oyunun karşılığı. Yani hem şu maç, hem Tottenham maçı, hem de Chelsea maçı. Bence daha fazlasını puansal olarak hak ettik. Chelsea maçında bildiğiniz golümü yediler. Yok hacı, sigarayı evde içersen var ya, o sigara benim başka bir taraflarımda içilir. Hiç gerek yok yani. Yok abi, antrenmanlar normal ama yeni yamadan sonra, şeyden sonra çok sakat. 2-3 gün özellikle. Bir de yüksek tempo oynuyorum. Onunla da olabilir ha. Ondan da alakası olabilir arkadaşlar. Çok yüksek tempo oynuyorum. Evet. Tribünler omuz omuza diyoruz çünkü bu maç bence çok kritik. Şöyle bir göz atacağız şimdi arkadaşlar. Valla bir şey diyeyim, ben Milankovic'i Stones yerine koyacağım.
Scully'yi Fresno'da yerine koyacağım. Aynen, evde sıkıntı arkadaşlar. Evde içmeyin. Çocukla evde hele sakın. Bak sakın yapmayın o hatayı ya. Çok büyük hata olur. Evet arkadaşlar, güveniyoruz takıma. Hadi bakalım. Milan. İyi bilir bizi Milan. Şu Tomori'yi de çok istedim. Tomori'yi de almamız lazım önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon üçlüye geçebiliriz bakın ha. Tomori alırız. Elimizde Tomori, Stones, Massa, Marsa. Güzel olabilir. Oo, Vişneli Pro güzeldir genç, güzeldir. Vallahi iyidir. Haydi bakalım çocuklar, sizdeyiz. Oğlum bunlar bir şey yapıyor bu. Sakatlık muhabbeti tamamıyla Antonicilerin alt yemesi. Zaniolo, aferin lan. Enzo, Krava. Aradan artık atarsın bunu. Atar onu. Vallahi bir şey diyeyim mi size? Takımın en iyi 3, en iyi bitiricisi Zakaryan arkadaşlar. Yapma bunu Kerem ya. Ben ha, yapma bunu Kerem ya. Yapma bunu ya. Bitirdin beni şu an. Takımın çok net en iyi bitirici oyuncusu Zakaryan arkadaşlar. 1-0. Valla Tottenham maçı ve Chelsea maçı çok üzüldüğüm iki maç olacak ve gerçekten kaderimizi etkileyecek iki maç olacak. Antony gelirse o iki maç yüzünden gelecek arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Milankovic. Capril. Haydi çocuklar. Haydi ikiyi bulalım. Brava. Çok iyi aldı. Bıraktı. Raum. Zakaryan dışarıya. Vallahi helal olsun. Zakaryan çok iyi gizli forvet. Oyun kariyerlerinizde almak istiyorsanız bence deneyin Zakaryan'ı, gizli forvet. Bitiriciliği gerçekten iyi. Yüksek bitiriciliği. Pozisyon bilgisi çok iyi. Rakipte McAllister, Coman, Asensio, Leao var. Yok oğlum, biz dördüncü, ilk dörde girer abi, merak etme sen Deniz, sokarız biz. Bir şekilde sokarım ben bu takımı ilk dörde. Siz bana inanın. Penaltı! Penaltı! Ben bu takımı sokarım arkadaşlar. Bizim zamanımız geliyor. Ben size hep ne diyorum? Bizim zamanımız Şubat sonu, yavaş yavaş Şubat, Mart, Nisan, Mayıs zirve performans olarak. Lukaku bunu da kaçırırsam var ya. Abi çıldıracağım. Bu nedir arkadaşlar ya? Yalnız bir şey diyeceğim. Dönen topu atabiliyor muydu futbolcu? Direkten dönen top muydu o? Öyle bir muhabbet yok. Direkten dönüyor, adama çarpıyor. Bak bu pozisyon tartışılır. Sanki kaleciden direkten dönüyordu ama. Direkten döndü. Direkten dönüp kaleciye değdi. Bak çok enteresan bir pozisyon. Bizde var ya, Türkiye'de olsa sabaha kadar tartışılırdı. Of Teo. Neyse, direkten döndü onların da. Enzo biraz bir şey, bir tık bir şey yapacağım arkadaşlar. Teo bekler ileri çıkmasınlar fazla. Çünkü Teo fena gelebilir oradan. Geri geleni de atamıyordu ya. Evet 2-0, 2-0, mutluyuz, gururluyuz. Pozisyon verdik biraz ama 2-0 öndeyiz arkadaş. Ama bak direkten döndü, kaleci dokundu. O sayılıyor mu? Enteresan bir pozisyon. Direkten dönüyor, kaleci öyle değiyor. Ben öyle gördüm. Garip bir pozisyon. Ay. Ben bugün takımı hiç beğenmedim. Vallahi beğenmedim. 2-0 skor. Direkten döndü yine. Skor 2-0. Mesela Tottenham maçında çok daha iyi oynadık arkadaşlar. Kaleci bak. Topa vurdu. Top direkten döndü. Kaleciye sıyırdı. Lukaku'ya geldi. Garip bir pozisyon ya. Enteresan bir pozisyon. Oynat Erman'cığım. Türkiye'de olsa var ya. Aman 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 aman, ne olur. Ne olur 2-1'e olup strese sokmayın bizi ya. Evet, birkaç oyuncu değiştirelim. Birkaç oyuncu değiştirelim. Gel Lukaku. Teli atacağım. Teli forvet de deneyelim bakalım. Zaniolo'muz kökü. Fofana'yı alalım arkadaşlar. Raum yerine Dedic'i atalım. Lavia'yı da Enzo yerine koyalım. Tempoyu da biraz düşürmekte fayda var. Zaman geçirmeye atalım. Artık 3 puan çok önemli. Her maçta 3 puan çok önemli. Şimdi bir Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'la oynayacağız ama
Esas maç o değil. Esas maç Manchester City deplasmanı. O maç eksi yani o maç çok şansımız yok işin realist olmak gerekirse. Fark yemesi ki Haaland karşısında bu savunma ne yapar bilemiyorum. Lavia, Zakaryan, oy! Zaniolo çok istikrarsız arkadaşlar. Yani bu kariyerimizde eğer önümüzdeki sezon iyi teklif halinde Zaniolo'yu satarım ben. Çok istikrarsız abi. Dedic. Zorlaya atıyor Matthias Tel. 3-0. 3. Oh Zakaryan gitti. Zakaryan yıldı bunlar gol kutluyor. Birisi de gitmiyor Zakaryan'a. Takım içindeki atmosferi siz düşünün. Adam orada takla atıyor sakatlanmış herkes gol kutluyor. Tüh ben böyle mi öğrettim size lan? Aile ortamı güya. Bak bak Zakaryan burada. Bak 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 Zaka. Bak bak. Hü, ulan var ya. Ulan var ya. Sıçtık Zakaryan gitti. Vallahi arkadaşlar yine bir şey söyleyeyim mi? 4.18 gol beklentisindeyiz. 4.18. Müthiş bir rakam bu. Müthiş bir akan oyunu bu. Zakaria'nı sakatladık diyor. Bak mutlu o Manchester City maçını bekliyor ya. Antonio'cular Manchester City maçını bekliyor. Milankovic oynatmayacağız City maçında. Şimdi Matias Tel. Onların sessizliği bu yüzden ben söyleyeyim size. Haaland attıkça ortaya çıkacaklar. Abi Adana Galatasaray Baysi valla hazırlık maçında hiç beğenmedim arkadaşlar. Hiç yani ben Adana'yı çok rahat geçeriz diyordum ama hazırlık maçında hiç beğenmedim. Golü yedik bu arada. İlk yarı 1,5 üst al bence. Vallahi iyi dedim 5 dakika ya. Abi yok ben fiziken de yeterli bulmadım. Hazırlık maçlarında oyun değil. Ben fizik takımın fizik gücünü de yeterli bulmadım arkadaşlar. Sıkıntı orada. Bence ilk yarı 1,5 üst al. Kesin gol yeriz ya. %100 gol yeriz. Atarız da ama yeriz. İki buçuk üst karşılıklı gol var. O da mantıklı bence. Ya, Cuma akşamı ne maçlar var gençler? Cuma akşamı fikstürü nasıl ya? Ben de milli takımlar aralarında ben hiç iddia oynamıyorum ya. Hiç sevmiyorum. Krava neler yaptı Mike Nunn? 4.44 gol beklentisi. 3 gol bulabildik. Adana tek forvet, sahte forvetle oynuyor Emre Akbaba. Yok ya 0-0 ama olabilir ya. Böyle maçlar çok gol beklenen maçlar. Mesela hoppa Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor maçı dünya herhalde 2,5 gol üstü aldı. Oran da 1.35 filandı. 0-1 gol bitti. Böyle çok gol beklenen maçlarda arkadaşlar dediğiniz olay olabilir. İnşallah kardeşim yükselme maçı olur. Yoksa inşallah yani biraz masaya vurmamız lazım. Hani tamam hakemler dedik eyvallah ben hiçbir şey demiyorum. Konya maçında hakemlerin etkisi var ama biraz masaya vurup hop biz buradayız dememiz lazım. Kamera açısı TV kamerası zoom en fazla yükseklik en az bir de ters açı. Evet ezdik geçtik Milan'ı arkadaşlar. Ezdik geçtik Milan'ı. 25 şut 16 isabet 4.7 gol beklentisi. 11 şut 6 isabet 2.14 gol beklentisi. Aslında ezdik geçtik diyoruz ama çok gol beklentisi verdik ya. Ya bence maç sonu 0'da bitebilir arkadaşlar. Maçın dinamiklerini bilemiyorsunuz ki. Yani maçın 10. dakikasında bir karar her şeyi değiştirebilir dostlar. Ya abi bize aralar iyi gelmiyor zaten. Aralar hiç iyi gelmiyor. Evet 5. sıradayız. 27 maç 46 puandayız. Lider Bayern München 26 maç 52 puanda. Barcelona 26 maç 46. Real Madrid 27 maç 45 puanda. Ulan Real Madrid'in üstündeyiz. Daha ne yapayım ben size be? Real Madrid'in üstündeyiz gençler. Zakaryan 1-3 gün yok. Şimdi bir açıkçası çok önemli olmayan bir karşılaşma var bizim için. Borussia Mönchengladbach'la oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maç sizin arkadaşlar. Ben bir dumanlanacağım, geleceğim. Esas maç ondan sonra videomuzun da son maçı olacak. Manchester City deplasmanı. 4. sıradaki City deplasmanı. Yani ola ki oldu. Şansa bala göte Manchester City'yi yenersek City'yi de altımıza alıyoruz. İnanılmaz bir puan tablosu var şu an ortada. İnanılmaz bir puan tablosu.
Oldu ki oldu yani. O bundan sonraki yarın akşamki fikstür. Bayern deplasmanıyla başlayacağız. Atletico, Sporting, Liverpool 3 tane maç. İç sahada Roma, Villarreal. Yarınki fikstür bence çok iyi ya. Antonio'dan Arena'ya geliyor. Antonio Arena'ya geliyor yarınki fikstürde. Hangi lisans paketi? Ben bütün yamaları, yüz yaması olsun, hepsini şeyde indiriyorum arkadaşlar. FM Scout'ta indiriyorum. Size de tavsiye ederim. FM Scout'un harbiden iyidir yani. Size de tavsiye ederim FM Scout. Ya da FM Sortis de var. Ama FM Scout en güzelidir. Ha, DC'de var ya. Discord'a gel. DC'de var. Hakikaten doğru. Direkt link var hatta. Linki indirirsin direkt. Linkten direkt alırsın. Yükleyemezsen de yaz, orada hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ben gün içinde DC'de fazla olmuyorum arkadaşlar. Bazı sorular, of yine bir sakatlık. Bu ne ya? Virüs. Ne virüsü aldın Scali ya? Bazen göremiyorum. Yani kırılmayın, cevap niye vermiyorsun abi diye. Hakkınızı helal edin o konuda. Üfürükçü virüsü vallahi ya. Bak Zigidas hepsi de 1-3 gün ya. Evet arkadaşlar, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach karşısındayız. Açıkçası size bırakacağım bir maç olacak bu maç. Hadi bakalım. Oğlum mouse'um da tam anasını satayım pili bitti lan. Ne kadar çok oynamışız. Oğlum burası oynamak çok zevkli. Biz niye YouTube'da? Keşke buradan oynayıp hep YouTube'u besleseydik. O YouTube'daki Galatasaray kariyerimizde buradan oynayabilirdik. Sonra Don Carlo'yu da buradan yapabilirdik. Vallahi yanlış yapmışız yine. Ben vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum çünkü. Şimdi burada ciddi bir rotasyon yapacağız. City maçını düşünerekten yapacağız bu rotasyonu. Zigi sakat alamayacağız. Rokio'yu alacağız. Lavia'yı alacağız. Matias Tel'i alacağız. Fofana'yı alacağız. Dedic'i alacağız. Scali ile Mitrovic zaten yoklar. Bir de bekleri ileri atmayacağım ya. Manchester City maçının provasını yapacağım. Bekleri ileri atmayacağım. Zakaria'nda sıkıntı var arkadaşlar. Diomande'yi alacağız. Haydi bakalım. Bu maç sizde gençler. 2 dakika ben de bir dumanlanayım geleyim. Sonra Manchester City. Zorlu Manchester City maçıyla bitirelim. Yani yenilirsek de üzülmeyelim. Size bırakıyorum kontrolü ama üzülmeyin yani.
Ya arkadaş, size de emanet edemiyoruz takımı ya. Yine yedik golü. Nasıl oynuyoruz? Berbat. Buradan biraz arttıralım. Çık ileri oğlum, çık. Biz savunma takımı değiliz ya. Biz hücum takımıyız. Çok iyi mi oynuyoruz? Harbiden mi? E nasıl? Yine mi atamadık ya? Ne yapacağız arkadaşlar bu takımın gol bulma problemini? Ay. Oğlum ben geldim. Gollerle geldik lan. Neyse, bu maçı takmıyoruz gençler. Mod düşürmek yok. Önemli olan City deplasmanı. Abi yine 0-90, yine gol beklentilerimiz heriflerle neredeyse başa baş ya. Yani yok, yine bakar mısınız? 1.03 bizim, 1.08 onların ve penaltı dahil 1.08 onların. Yani çok enteresan ya. Bir puan var ya, müthiş olur City maçında. Evet, artık hücum ağırlıklıya da dönüyoruz. Riskleri alıyoruz. Çok fazla müdahale etmeyeceğim. Elenelim zaten. Önemli değil. Bu turnuva önemli değil arkadaşlar. Oyuncu da değiştirmeyeceğim. As takım oyuncularım dinlensinler. Of, kaçan gole bak ya. Penaltı. Nerede? Nabut mu? Yok ya, atamıyoruz arkadaşlar. 1.59'a geldik. Gomez olmayan transferlerimizden biri bence. Seneye net yine savunmada hamleler yapmamız lazım. Ama taktiği değiştirebilirim seneye. Zaniolo'dan vazgeçersem 4-2-3-1'den vazgeçeceğiz. 4-3-3'e dönebilirim. Hatta üçlüye bile vallahi dönebilirim. Ulan bir geri dönüş olur mu be? Olur mu be? Bak ne kadar güzel geliyoruz ya. Şuraya bakın, bekimiz olmuyor abi. Atamıyoruz yani. Ceza sahasına 7 kişi sokabiliyoruz. 8 kişi sokabiliyoruz. Çoğalabiliyoruz ama Victor Rogi'ye 5.9 ile oynuyor forvetimiz. 5.9. Yani şuradan 3-4 kişi toplansak oynasa daha iyi oynar. 5.9 oynamayız yani. Evet, deneyecek çok fazla bir şey yok. Üstelikler bizim lehimize olsa da bireysel performanslar kötüydü arkadaşlar. Diomande 7 ile oynadı. Artık City maçına odaklanmış durumdayız. Bakalım City maçında neler yapacağız. Hadi bakalım. Çok kritik maç. Yani bir puan acayip olur. 3 puana deneyecek hiçbir şey olmaz. Ortalık karışır 3 puanda. Mağlubiyet normal. Samuel Ricci topla birlikte çalışmalara başladı. Bu önemli arkadaşlar bizim için. Ricci bizim için önemli bir oyuncu. Önümüzdeki videoda Bayern Münih deplasmanıyla başlıyor. Yarın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oho, Victor Rogier'e de gitti. Virüs sakatlı oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Antoniciler, ne yaptınız bizim takıma ya? Flora'ya adam mı soktunuz? Aşçıya bir şeyler mi veriyorsunuz? Krava gelişimine devam ediyor. Kendisini Manchester... Abi çok iyi profil. Dribling 20 ya. 7 gol 6 asist 24 maçta. Çok daha fazlasını yapması lazım şu profilin. Açlıktan kapı kollarını mı yalıyorlar Oğuzhan? Oğuzhan. Öncelikli transfer hedefi. Hayda. Takip listesini atalım. Ulan seneye bir çekersek Declan Rice var ya. Orta saha Declan Rice, Enzo Fernandez. Acayip olur arkadaşlar. Ama çok zor tabii. Deringe ise bunlar ya. Evet. Yani bir şey diyemeyeceğim bir maç. Bu maç hakkında yorum yapamıyorum. 6. sıradayız. Hah, geldi Antoniciler. Hadi bakalım. Declan Rice'la ben hiç oynamadım biliyor musun? Hiç oynamadım. Ben bilmiyorum nasıl oynadım.
Takımda sakatlık bile yok ya. Foden. Abi 3 puan. Vallahi bir puan verseler maça çıkmam ya. İnan öyle bir maç bence. Zakaryan da gelsin. Şöyle son bir kez göz, Milankovic'i kesinlikle Stones'u oynatacağız. Solda da Raum oynatacağız. Tamam. Çıkın lan ileri. Ama koşu yoluna pas atmayalım arkadaşlar. Geçiş hücumu yeme ihtimalimiz Haaland var. Top kaptırdığımız toplarda. Evet olabilir aslında. Abi yok bu maç hayallik bir maç değil bence. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun diyeyim. Ne diyeyim? Bakalım De Bruyne, Saka Haaland, Lelo. Hadi bakalım. Vallahi ben maç skoru veriyorum. 5-1 falan biter arkadaşlar. Acı ama gerçek. Bence. İyi başladık lan. 4 şut bir isabetimiz var. Heriflerin şutu yok. Ama geliyorlar işte. Aman aman pena kırmızı yedirecek. At kravanın önüne yürü oğlum artık. Dribbling'in 20 ya. Oğlum dribbling'in 20 12'lik gibi koşuyorsun ya. Rakıdan sonra kelle paça reis. Ötesi gitmez. 1-0. Çayı da tazelemedik. Offside'den geldi. Offside'den geldi. Gördük. Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Ah be. Ah be. Aha. İki sıfır. Hiç çekmeyeceğim. Panik yapıp çekmeyeceğim. Bayern Münih maçındaki hataya düşmeyeceğim. Direkten dışarı ya. Çocukluk aşkım be. Antony severler durun ama. Bence panik yapmayalım. Çok erken gençler. Çok erken. Geri dönüş Bayern maçını hatırlıyorum çünkü. Hiç belli olmaz. Çok ekstra goller bulduk. Zakaryan aferin sana be Zakaryan be. Sakin sakin top kaybı yapma. Tamam bak 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 şimdi çık. Çok güzel. Muhteşem muhteşemuz. Abi tepemedi topu boş kaleye ya. Oğlum boş kaleye tepemedi topu ya. Ben taktım Lukaku'ya ya. Beyler diyecek hiçbir şey yok. Hala devam ediyoruz ama muhteşem oynuyoruz yani. Muhteşem oynuyoruz City deplasmanında. City 0.34 gol beklentisi tuttuk. Onun dışında 1.15 gol beklentisi bulunduk. Antoniciler suskun olacaklar. Gayet normal arkadaşlar bu. Bir durun bakalım ama. Ben savunmaya da çekilmeyeceğim. Panik yapmayacağım City, şey maçındaki. Abi GS kariyerini çekemiyorum kardeşim ya. Yani böyle muhabbet ediyoruz ya burada daha iyi geliyor açıkçası. Bir de vakit bulamıyorum. Haydi başladık bakalım. Çıkartacağım ya. Çıkartacağım birazdan. Lukaku!
Ya veda yapacağız. Veda bir ara vakit bulunca çekeceğim. Bir sezon daha çekip bitireceğim. Aklımda o. Komple çekip bitireceğim. Ama 11. sezonda da veda beklemeyin be abi. O kadar hakkım olsun. Beyler bir değişiklik yapacağım. Tempoyu düşürüp vakti geçirmeyi arttıracağım. Koşu ona pası atacağım. Bekleri ileri çıkartmayacağım. Vallahi tam ben de Lukaku'ya sövüyordum. Ay yapma yapma. Ne oldu lan? Ne penaltısı lan? Ne penaltısı oğlum? Oğlum şaka mısınız siz lan? Ne oldu lan penaltılık? Abi şaka gibi ya. Ya vallahi şaka gibi. Ne oldu lan penaltılık? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Eline mi değdi? Ya ben böyle bir şey görmedim. Chelsea maçı bu maç. Resmen üzerimize oynanan oyunlar. Biz farkındayız her şeyin ya. Ya Fresnada oynayacağın topu osurayım senin ya. Bu Bekber Stones'un yerine Milankovic'i alalım. Abi ama yani ne oldu penaltılık gerçekten ne oldu yani anlamadım. Ay ben senin top kaybına ya. Ne oldu? Püh, incelesene. İncelemiyorlar bile abi bizim pozisyonları. Bizim pozisyonları incelemiyorlar beyler. Chelsea maçından sonra yine İngiltere'de City deplasmanı. Bu kadar olmaz ya. Her masada varız diyorduk bir de. Pı! Yürü. Ne oldu lan yine? Ne ofsayt oğlum? Uydurun hadi. Çekin çizgileri değiştirin hadi. Gol geçerli 4-2. 4-2. Raum. Zakaria müthiş kontrol. Göğsüyle atıyor. 4-2 öndeyiz. Otobüstekiler ses verin ses. Devam. Savunmaya çekilmeyeceğim. Gelir mi? Oğlum ne acayip işler oluyor lan. Oh! Direkt. Ver ver penaltı ver hadi. Bekliyoruz. Acayip maç oldu ikinci yarıda. Kaleci sıkıntı, stoperler hala sıkıntı. Onun haricinde orta saha çok iyiydi. Zaniolo bile iyiydi arkadaşlar yani. Hadi hakem tamam. Kes bitir. Bitir. Tadında bırakmak lazım bazı şeyleri. Geliyorlar. Atacak, oraya atacak, oraya atacak. Aferin Milankovic, aferin Enzo. Yürü Lukaku, yürü Lukaku, yürü Lukaku! 5-2! İngiltere'nin fethi, Romelu Lukaku hat-trick! Ay, offside diye ağlıyorlardı. Atma Lukaku diyorlardı. Ama Lukaku atıyordu. Hem de ne gol, bakın bakın. Ayağının dışıyla. Ya, 5-2! Liverpool deplasmanından sonra City'yi de darmaduman ediyoruz. Atın atın hadi 5-3 olsun. Ha Haaland'a verin de atsın ya. Hat-trick yapsın. Aa Zakaryan sakatlandı lan. Aynen vallahi ona çok benziyor. Diomendi'yi alalım. Devam. Bir de Fernandez yerine Lavia atalım. Biraz değiştirelim ya. Çok sarı kart görmüşüz. Evet, şimdi taşları Orta Doğu'da, ay pardon, taşlar yeniden dağıtılıyor arkadaşlar. Orta Doğu'da değil Avrupa Süper Ligi'nde. Taşları yeniden dağıtıyoruz. Kafalarda ilk dört, ay aferin Capril. Orta Doğu değil ya Avrupa Süper Ligi. Kafalarda deli soru işaretleri şimdi oluşacak. Puan durumu önemli. Ya City'nin penaltısı nasıl penaltı oldu? O bile değil. Yapmayın Allah'ını seviyorsanız ya. Bak vazgeçtiler. Bak City'ye topu bıraktırdık. Zaman geçiriyor City 6 olmasın diye. Haaland sakatlandı.
Kapril. Geliyor mu? Aa, bak maçı bitirdi. 6'yı istemedi Hakem. Evet arkadaşlar, onu yapamıyorum Deniz. Çünkü atarsam YouTube'a da atıyorum bu videoyu. Telif yiyorum. YouTube'da telif yiyince de biliyorsun kazanç gidiyor. O yüzden telifsiz müzikler atmaya çalışıyorum. Tarihi bir gece. Videomuzun son maçında City deplasmanı 5-2. Chelsea maçında 3 puanımızı çaldılar ama oynayarak 5-2 ile cevap verdik arkadaşlar. Fernandes, Zakaryan ve Romelu Lukaku'nun hat-trick'i 23 ton isabet, 3.37 gol beklentisi, 2.19 gol beklentisi verdik. Penaltının da etkisi var ama penaltı penaltı değildi. Lukaku 9.5, Krava 7.4, Ward-Prowse 7.3, Fresneda 7, Zakaryan 7.9, David Raum 7.5 ve Enzo Fernandes 8.7 ile oynadılar. Şimdi puan, bak ne diyoruz? Harika bir zafer. Kolları yukarı kaldırıyorum. Harika bir zafer. Sizi küçümseyenler yarın tükürdüklerini yalayacaklar. Yalatırız, yalatırız. Haydi bakalım. Sessizlik hakim chat'te. Otobüstekiler şampiyonluk şarkısı söylüyor. Ve Galatasaray'ımız 3. sırada. İlk 4'ü geçtik. Acaba soruları var. Son 10 hafta arkadaşlar. Vallahi 3. sıradayız. 28 maç 49 puandayız. Liverpool kazansa bile en kötü 4. sırada kapatacağız bu haftayı arkadaşlar. Bayern 55 puanda. Önümüzdeki maçta yarınki videoya Bayern Münih deplasmanında başlıyoruz. Yani bilmiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Şu Tottenham, ya Tottenham maçı ya nasıl verdik abi ya? Nasıl verdik? İnanılmaz ya, inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar. Şu Tottenham maçına çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm Tottenham maçına ya. Harbiden çok üzüldüm Tottenham maçına. Şöyle bir bakalım. Fikstüre bakalım. Ne demek arkadaşlar? Ben de çok keyif aldım. Yarın ortalık kıyamet kopacak. Bayern maçında alacağımız galibiyet Orta Doğu'yu bile karıştırır, taşları yeniden dağıtır. Çünkü ondan sonra 3 maç kendi sahamızda. Madrid, Sporting ve Liverpool. Manchester United'ı rakipten saymıyoruz arkadaşlar. 37. haftada gereken cevabı Galatasaray'ımız verecektir. Antoniciler suskunlar. Discord'da gizli gizli toplantılar yapıyorlar. Biliyoruz oyunları. Sadece şu videoda Borussia Mönchengladbach maçını geçiyorum. Chelsea maçında verilmeyen golümüz net offside değil. Net offside değil ve Tottenham maçı arkadaşlar. Panzo kullanılmıyor ya. Panzo skin mahvoldu. Evet, Panzo skin'i kullanmayın arkadaşlar. Yama ile pert oldu. Yazık oldu. Yani Tottenham ve Chelsea'den 4 puan çıkartabilirdik. Şanssızlık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın akşam görüşmek üzere. Yine aynı saatte 8'de bakalım finali nasıl yapacağız. Antonicilerle nasıl bir diyalogumuz olacak. İyi akşamlar diliyorum herkese.